Kestik, stop! Nasıldım hocam? Siktir lan! Cam kırıldıktan 15 dakika sonra düştüm, hıyar! Çok iyiydin, harikaydın, muhteşemdin aslanım benim. Teşekkür ederim hocam. Şunun da yövmeyesini kes. Kalk lan! Sabah kadar yatacaksın mı? Daha çekecek bir sürü sahnemiz var. Sıraya mı koydunuz artık metreslerinizi Oral Bey? Pardon, bilmiyordum. Kaçıncı sıradayım? Ha canım? Söyle, sıram gelince tekrardan ararım. Saçmalama, niye aradın? Camı aç da. O da biraz havalansın diye aradım. Neler saçmalıyorsun sen sabah sabah? Sabah olduğunun farkında mısınız? Hayret. Ben burada sabahlarken siz karınızla osura osura uyudunuz. Bir daha arama, yoksa sen bilirsin. Ben kapatıyorum. İsabet olur. Bir gazeteci arayacaktı. Meşgul çalıyordur telefon. Kapatayım. Hadi öptüm. Kapama. Şimdi söyle bakalım, ne gazetecisiymiş bu? Hiç canım. Bir magazinci. Bunun için mi aradın beni evde? Varoş. Ulan ben senin kemiklerini kırdırmazsam. Dur canım, hemen celallenme. Eski şöhretler şimdi ne yapıyorlar diye mi ne bir yazı dizisi hazırlıyormuş. Ne diyeyim? Ne yapıyorsan onu de. Ha iyi. Evli, iş adamı, müstakbel bakan Oral Bey'le gizlice otel odalarında düzüşüyorum diyeyim yani. Ben de öyle söyleyecektim de bir fikrini alayım dedim. Sonra kızarsın falan. Ulan sen beni kalp krizinden öldürmeden önce benim seni öldürtmem şart oldu. Yıllarca hep film teklifi bekledim ama metreslik teklifi aldım. Şimdi ortak olduğum bir filmle yeniden sinemaya dönüyorum diyemem ki. Sen ne orospusun sen. Sakın adımı karıştırma. Kaç paraya biter bu iş? İtalyan cıvırın tekini düşürmüşüz tezgaha. Ama gram İtalyanca yok. Tek bildiğim si. O da evet demek İtalyanca. Dedim Kerem. Adım Kerem. Kadın dedi Kerem. Si. Kerem. Dedim anladım ben senin ne istediğini. Si Kerem. Şimdi göstereceğiz. Karı si Kerem diyor. Açtık gösterdik. No Kerem. No Kerem diyor. Meğer karı dikili taşı görmek istiyormuş da biz ona ne göstermişiz, iyi mi? İyi Muz, iyi. Bir sakız versene şuradan. Buyur abi. Sakız ne iş Kerem abi? Sigarayı mı bıraktın? Sigarayı bırakmadım ama bu gidişle senin portakal suyunu bırakacağım. Ne bu oğlum, iki saattir bize sinekli portakal suyu içirttiriyorsun? Aman abi kusura bakma ya. Ne yaptıysak baş edemedik bu sineklerle. Tamam uzatma. Ne kadar borcum? Aşk olsun abi, bunun için para mı alacağız? Pekala. Tekrar kusura bakma abi ya. Eyvallah. Güle güle Kerem abi. Dur abicim, yardım edeyim abi. İstemez. Abi yok mu şöyle bana göre bir şey, bünye patlama, camdan atlama falan bir şey? Aşk filmi çekiyoruz oğlum. Siktir et o zaman. Neresin oğlum sen? Hocam! Necla Fidan arıyor. Stop! Necla Fidan da kim ya? 80'lerin ünlü film yıldızı, hatırlamadınız mı? Bu şimdi mi söylenir? O yıldız kayarken haber verseydin dilek tutardık. Ne diyeyim şimdi? Bana ne ya, ne dersen de. Öyle abuk subuk insanları bana bağlama yeter. Tekrar alıyoruz beyler. Alo. Evet. Kamil, senin neyin şahane oldu ki filmciliğin şahane olsun? Şahane bir hayat süremedin. Bari ölümün şahane olsun. İki saattir tabanca elinde geziyorsun.
ama sende nerede o göt? Affedersin. Affedersinmiş. Sen busun işte oğlum Kamil. Kendi kendinle konuşurken bile kibarsın. Bu dünya vahşilerin, kırtların dünyası oğlum. Bari bir kez olsun kendine vahşileş. Sok nallı ağzına. Bas tetiğe. Al işte. Namlı ağzındayken bile konuşursun. Anca konuşursun. Yapmaya gelince fos. Bos kırtlaktan. Bos kırtlağını gitsin. Resmen sinek avlıyorsun işte. Bütün sinekler sana koyuyor. Kamil yavrum. Çünkü sen bir boksun. Affedersin. Kamil abi. Ne şimdi bu? Hem çağırıyorsun hem kapıyı açmıyorsun. Kamil abi. Vereceğin selamın meraklısı değilim ama haysiyet meselesi yaptım. Kırdırtma bana kapıyı abi. Ne bakıyorsunuz lan? Film mi oynuyor? Oğlum bakacağınıza koşsanız da Kamil abi ölüyor. Hay be. Dağ gibi Kamil abime bak ya. Tanır mıydın? Tanımam mı? İyi, o zaman sen bilirsin. Nabzı neresi oluyordu bunun abi? Bırak şimdi nabzını oğlum. Bak göbeği inip çıkıyor bunun. Hakikaten yaşıyor o zaman. Araba var mı sende abi? Yahu Taksim ilk yardım iki adım sırtlasan götürürsün. Doğru söylüyordun. Seni Allah gönderdi abi. Olmadı Alman hastanesi. Ortalığı toparlayayım ben gelir sizi bulurum. Eskici, gel gel. Şuradan. Gel ya. Ne verirsin bu eşyalara? Bu eşyalar 150-200 milyondan fazla etmez ha. Tamamdır. Ama parayı peşin isterim. Şu telefonu da alabilir miyim? Al tabii ya. Ne yapacağım ben onu? Çalışıyor mu bu? Dur bir son defa bakayım. Bakarsın bir iş çıkar. Şahane filmcilik buyurun. Ben Necla Fidan. Dur hayatım bir dakika. Beni hatırladınız mı? Yavrum için filmini ilk bana teklif etmiştiniz. Necla Hanım kabul etmek için biraz geç kalmadınız mı? Necla değil, Necla. J ile. Her ne haltsa. Kamil Bey. Siz Kamil Bey değilsiniz. Ortağım. Ortağı mı? Evet hanımefendi ortağım. Hatta şirketin de genel müdürüyüm. Yine geç kaldım desenize. Ben de kendisine ortaklık teklif edecektim. Buyurun bana edin. Ben hissemi devredebilirim size. Öyle değil. Ortak bir film yapmak istiyordum kendisiyle. Peki bu ortaklık için siz ne vereceksiniz? İsmimi. Hangisini? J ile olanını mı? Dalga geçmeyin lütfen. Yok ben espri olsun diye şey ettim canım. İsmimin eskisi kadar para etmediğinin farkındayım. Bu yüzden 150 milyar veririm. Üstüne de başrol oynarım. Para da alma. 150 mi? Tamam. 200 olsun. Ayrıntıları yüz yüze konuşuruz. Bir dakika. Cepten Müjde arıyorum. Baba, eşyalar biraz daha lazım bana. İki gün sonra gel, hepsini bedavaya götür. Müjde biraz beklesin. Ben sizin adresinizi alayım Necla Hanım. Film çektim. Ama benimkiler seks filmi değildi. En fazla mayolu. O da tek parça mayolu. Alt parçayı hiç çıkartmadım. Ama sonradan araya parça koydularsa onu bilemem tabii.
Çok iyi anlıyor. Şimdi sinemaya muhteşem bir dönüş yapmak istiyorum. Bu yüzden film bir Fellini filmi gibi olsun istiyorum. Ya da bilemedin bir Remzi Aydın Cöntürk filmi. Ama asla Sinan Çetin'den falan çalışmam. Bakarsanız filmde etek giydirir bana, sonra onu tutar afişe koyar, rezil eder vallahi. Aslında çok yalvardı kendisi bana. Ama ben kabul etmedim. Kamil Bey'i seçtim. Kamil Bey'le oynarım, başkasından asla. Bunların hepsi iyi hoş da parayı ne zaman verirsiniz? Pardon? Parayı diyorum. Çek mi nakit mi? Bende para ne gezer? Şaka şaka. Var tabii ama önce kontrat yapalım, senaryoyu görelim. Ondan sonra kaçmıyoruz ya. Kontrat, senaryo. Tabii tabii. Hesap lütfen. Kesinize bereket. Çok güzel doydum vallahi. Şakacısınız çok. İş yemeği. Siz davet ettiniz de. Masanızdaki bir kadına hesap ödetmeyi düşünmüyorsunuz herhalde. Sağlıklı, normal bir erkek olarak. Normal olmasına normal bir erkeğim de. 17 milyon 390 bin mi? Hayır efendim. 173 milyon 900 bin lira. Affedersiniz. Arabama vurdular galiba. Ne vuruyorsun kardeşim arabama ya? Daha bu sabah servisten çıktı bu. Beyefendi siz de öyle bir yere koymuşsunuz ki. Sana bir koyarım. Polis yok mu ya? Polis yok. Beyefendi, beyefendi bırakın polisi, aramızda anlaşırız. Aramızda anlaşırmışız. Bu arabanın bir parçası kaç dolar sen biliyor musun? Dolar mı? Tabii ya, gitti ulan. Gitti kız gibi arabam ya. Tamam beyefendi, tam sinirlenmeyin. Kaça yapılır bu araba? 173 milyon 900 bin. 173 milyon 900 bin mi? 6 milyon da bahşiş 180. Bahşiş mi? 250 milyon. 30 daha vereyim. Buyurun. Başa geldi, çekeceğiz. Ne yapalım? Sen mi vurdun arabama? Kardeşim biz arabanın sahibiyle anlaştık. Sen de kimsin? Arabama vurup bir de benimle dalga mı geçiyorsun lan? Ne diyorsun? 180 milyon. 6 milyon da bahşiş. Teşekkür ederiz efendim. Kalkabiliriz. İyi günler Necla Hanım, teşekkürler. Kerem Bey, hazır olunca beni ararsınız. Efendim, iyi günler. Pardon beyefendi, Necla Hanım'ın arabasına inen siz miydiniz? Yasak mı kardeşim? Estağfurullah, maşinimizi görmek istiyor. Buyurun, teşekkür ederim. Demek filmcisiniz. Evet. Ben de lisede tiyatro okulu başkanıydım, inanır mısınız? İnanırım. Lisede milyonlarca öğrenci okula girmiştir. Çünkü bu okulun bize girmesinden daha iyi. Çünkü bu kol... Yani ne bileyim. Siz psikiyatri kliniği için falan mı gelmiştiniz? Yok, sabahleyin bir rejisör arkadaşı kaldırmışlar buraya, Kamil Bey. Kamil Bey rejisör mü? Evet. Durun, talimat vereyim de ondan ücret almasınlar. Neredeyim ben? Ulan Selim sen misin? Benim ya Kamil abi. Seni ölümden kurtardım. İyi bok yedin eşşoğlu eşek. Ölmek isteyen birini kurtar sen. Sonra matah bir şeymiş gibi söyle. Abi niye ölmek istiyorsun ki ağzından yer alsın? Bir de soruyor musun ulan? İş yok güç yok. Borç gırtlakta. Neredeyim ben? Hastanedeyiz abi. Hastanede mi? Evet. Ulan bir de hastaneye mi yatırdık? Evet. Evet. Kaçıncı kattayız? Üçüncü kattayız abi. Adam atlasa ölür mü? Adamına göre değişir. Ben atlasam ölmem mesela. Adam atlarsa dedik. Dublör demedik. Aşk olsun Kamil abi. Sen de mi dublörleri adam yerine koymuyorsun? Kamil abi niye merak ettin ki kaçıncı katta olduğumuzu? Kamil abi... Ulan ben böyle hayatın... Kamil abi. Kamil Bey son filmimi yönetecek. Ben kendisini bir ziyaret edeyim. Ne diyorsunuz? Yeni bir filme mi başlıyorsunuz? Evet. Kim oynuyor? Necla Fidan mı? Evet, isterseniz tanıştırayım sizi. Onu değil de Filiz Akın'ı tanıyor musunuz? Tabii, hemen tanıştırırım. Minnettar olurum. Tabii. Hem sonra filmde doktor rolü falan olursa hiç çekinmeden söyleyin. Olmaz olur mu? Zaten bütün olay hastanede geçiyor. Her türlü yardıma hazırız, aklınızda olsun. Çok teşekkür ederim.
Ah, bu arada Kamil Bey'e ücret almadığınızı lütfen söylemeyin. Çok alınkandır. Paranın lafı mı olur? Rica ederim. Çok. Kamil abi niye öldürmek istiyorsun ki? Allah soruyor musun hiç? Biz büronun kirasını bile ödeyemiyoruz diye. İntihar ediyoruz. Sen de bir de tutmuş hastaneye yatırmışsın. Kim ödeyecek hastane parasını? Hiç olur mu şey? Ben? Sen de kimsin lan? Lan dedim, affedersin. Sen hep bana bağırıyorsun ama bu abiyle beraber kurtardık biz seni. Hastane masraflarını hiç düşünmeyin Kamil Bey, ben hepsini ödedim. Ben karşılıksız bir şey kabul edemem. Madem öyle şirketi bana devredersiniz, zaten kirayı da ödeyemiyorum. Şirket dediğiniz Ostruk'tan iki koltuk borcumu karşılamaz ki. Düşündüğünüz şeye bakın, o zaman yeni filmimi de yönetirsiniz, olur biter. Ver el döpeyim abi. Kamil abi, ulan kalp krizi de bunda alışkanlık haline geldi ha. Tabii buldun hastane masraflarını karşılayacak bir enayi. Affedersin abi. Kimse yok bu, hemşire. Kerem Bey, Kerem Bey. Şuraya ve şuraya, refakat kayıtları için. Ben de sizden bir şey isteyebilir miyim? Tabii, buyurun. Bana bir yumruk atar mısınız? Filmci abim görmek istiyor. Beyefendi filmci mi? Beni mi görmek istiyor? Prodüktör abicim. Arkadaştan sonra bir de ben vurabilir miyim abi? Beyefendi beni de görsün. Film mi çeviriyorsunuz? Ben hazır deyince ikiniz birden vurun, tamam mı? Can senden korkulur mu evladım? Hayır, korkacak ne var? Ne vuruyorsun lan it? Ne küfür ediyorsun abi? Vur diyorsun ya. Ya abi sen vur dedin. Ulan vur dedin, sen öldür demedik. Hayvan! Prodüktör gitmiş. Ah. Neredesin lan sabahtan beri? İş buldum Suzan, iş. Valla bir de Kamil abi ölümden kurtardım Kerem abi. Herif hastanede intihar etmeye kalkmaz mı? Adamım biri kapıdan gir, hastane masraflarını öde, bir de bana iş ver. Ulan bir yalan uyduruyorsa adam gibi uydurma. Vallahi doğru söylüyorum Suzan. Şimdi ne oldu? Bir yıldız kaydı. Ve benim bunu söyleyecek kimsem yoktu. Yani şimdi bunun için mi aradın? Şimdi de yok. Sen kafayı yiyorsun vallahi kızım. Sana bir meşgale bulmak lazım. Affedersiniz. Gel canım gel. Kim lan o bu saatte? Sana ne? Gel canım gel. Beraber içelim. Uygun olmaz efendim. Biliyor musun? Biraz önce yıldız kaydı. Sen ne inanırsın? Bir yıldız kayınca birisinin öldüğüne mi yoksa bir direk tutmaya mı? Ben öyle şeylere inanmam efendim. Onlar yıldız değil, göktaşı. Atmosfere girince oksijenin ve sürtünmenin etkisiyle tutuşurlar. Siz gençler neden böylesiniz? Nasıl efendim? Böyle işte. Bunların hepsi göktaşı mı şimdi? Onların birçoğu ölü yıldız efendim. Yüzyıllar önce sönmüşlerdir. Ama ışıkları hala günümüze gelir. Yüzyıllar önce sönmüş ama hala ışıkları günümüze kadar geliyor. Tıpkı benim gibi. Ne kadar akıllı şeysin sen öyle. Nadir diye zaten bir yazar var. Hay Allah. 40 yılda bir takma at kullanalım dedik. Onda da öyle biri var çıktı. Neyse, ben kendi adımı kullanırım.
Yalnız Acı Meyve diye bir film çekildi. Adını değiştiririz. Turfanda meyve koy... Hayır. Ananas, avokado koyarız. Yabancı isimler çok tutuyor. Yalnız bir iki sayfasına göz attım. Bu film daha önce çekildi. Biliyorum. Biz sizinle çekelim istedik. Daha güzel olur. Yalnız bir sorun var. İlk çekildiğinde de ben oynamıştım. Hadi ya. Ben size yalnız senaryo getirmişim. Yarın doğrusunu getiririm. İşte Selim'i bulabileceğin yerler. Senin gibi güzel bir kadın nasıl böyle bir dublörle beraber hiç anlamadım. Ben aslında Kadir İnanır'la beraber. Hadi canım. Tabii. Ama benimle olmak tehlikeli olduğu için Selim Kadir'e dublörlük yapıyor. Hem güzel hem akıllı. Asılma, garaja gider. Günaydın hocam. Ne bekliyor bu deli daha burada? Selim, sana rol yok dedik. İkili artık uyuzet bir insanı. Belli mi olur lan? Ulan hikaye belli, senaryo belli. Gitse. Allah kelam mı lan bu? Eskiden senaryom vardı oğlum. Oğlum, geçti o günler. Anla artık. Ulan yedik mi lan setinizi ana? Tamam, bakıyoruz. Hocam kolay gelsin, saygılar. Yemek paydosu. Kerim, Bahadır, siz 48. saniye için seti hazırlayın. Yemeği sonra yersiniz. Yardım edeyim baba. Dokunma oğlum, kırarsın bırarsın, devamlılığı var. Lan kahpeye düz iş mi öğretiyorsun lan? Lanlı mallı konuşma lan, der mi hatırına ha? Siz gelirsiniz benim setime, tamam mı? Afiyet olsun arkadaşlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Vay be. 7-8 çeşit yemek geliyor ha. Helal olsun. Eskiden kaşar ekmeği bulduk mu bayram ederdik. Şimdi filmcilik çok kolaylaştı abicim ya. Karnıyarık mı o? Sıcaksa karnıyarıktır. Soğuk olunca imam bayıldı oluyor. Bu sıcak olduğuna göre karnıyarık demek ki. Bana bak, hiç sulanma sayılı geliyor. Hadi hadi. Bakıyoruz ya, yedik mi karnıyarığını abicim ya? Selim, bir beş sene görmek istiyor. Geliyorum abi. Oh! Beyefendi kendi geldiği yetmiyormuş gibi bir de misafirini getirmiş. Salak hadi lan. Abuk subuk konuşma lan adamı. Yeme ulan üzümü. Hadi aman sen şuradan. Oo, hoş geldin abi. Nasıl buldun beni ya? Buyur otur. Gel. Ne haber? Kolay buldun beni herhalde. Yeşilçam'da kime sorsan bulursun demiştim. Ben de sonra buldum işte. Açsan yemek alayım abi. Yok yok. Bak Selim, sana bir şey söyleyeceğim ama soru sormak yok. Filme başlıyorsun değil mi? Soru sormak yok dedim ya. Tamam. Bana bir senaryo lazım. Senaryo kolay, hallederiz abi. Hemen lazım. Hemen olmaz abi. Esas da senaryo olmasa da olur ya. Olmasa da olur mu? Bu ne? Bunlar senaryosuz yapamıyorlar abi. Şimdiki oyuncular bir alem. Senaryo olmadan bir bok yapamıyorlar. Yemeğinizi çabuk yiyin. Hava gidiyor. Ya Selim, bir çay may yok mu burada? Boğazım acayip kurudu ya. Tamam, ben sana bir çay kapayım, geleyim abi. Kerim, Bahadır. Buyurun hocam. İçerisi hazır mı? Seti bir kontrol edin de başlayalım. Hocam, nerede buradaki abi? Hangi abi? Üç bela bir çay bulduk, siz içer misiniz? İstemem. Biz hazırız hocam, sizden haber bekliyoruz. 48. sahneden başlıyoruz. Türkücünün aşkını ilan ettiği sahne. Sayfa 36. Senaryo. Senaryo. Nerede lan benim senaryom? Nerede lan senaryosun? Bizi artık ölüm bile ayıramaz sevgilim. Öpüşürler, kamera sağa pan yapar, son yazısı belirir. Nasıl? O kadar mı kötü? O kadar güzel, o kadar güzel ki anlatamam. Eski Türk filmlerinin tadı var adeta. Biz özellikle eski Türk filmlerinin tadı olsun istedik. Hatta ben dedim ki, eğer bu tat olursa tadından yenmez dedim. Ben Nalan'ı oynuyorum değil mi? Fark etmez. Nasıl yani? Parayı veren sizsiniz. İstediğiniz rolü oynarsınız. Yok, ben Nalan'ı oynayayım. Benden çok güzel Nalan olur. Bu kız fakirdi değil mi? Fakir de film icabı. Şimdi çok şık fakir elbiseleri diktirmem lazım. Yıldırım Mayruk yapar bu işi. Dur Yıldırım'ı arayayım. Alo? Yıldırım, dinle şimdi. Bana şık fakir elbiseleri lazım. Çok şık ama. İpek falan. Kaşmir de olabilir.
Canım ipek olur da yaması olur. Olamaz mı? Ah, söylemeyi unuttum. Necla ben. Fidan. Sonra ararım. Tamam. Bu arada sen de düşün ama. Çok şık ama fakir. Unutma. Öptüm canım. Canan yakayı mı arasam acaba? Yok yok. En iyisi ben Paris'ten getirttireyim. Paris'ten fakir elbisesi mi getireceksiniz? Paris'te fakirler çıplak mı dolaşıyor? Onların giydiklerinden getirttiririm. Olursa Paris malı olsun. Hem basın çok sever böyle şeyleri. Arada bizim işi de konuşsak. Bak Alman köylüleri de çok şık mesela. Hani şöyle tüylü tüylü şapkalar takıyorlar. Heidi var. Peter Alt dede var. Mesela Heidi'yi yolda görsen hiç köylü olduğuna inanır mısın? Bir kere kızın Almancası var. Ben geçen yaz Almanya'ya gittim. İnanır mısın? Adamların köylüleri bile Almanca konuşuyor. Medeniyet başka tabii. Ay neler söylüyorum ben. Bu film işi beni çok heyecanlandırdı. Yalnız bütün bu işlerle ben başa çıkamam. Bir asistan kız bulmam lazım. Eski günlerdeki gibi. Bu arada bizim işi de halletsek diyorum. Hangi işi? Canım para almadan oynarım. Rol çok güzel. Rolü çok sevdim. Ay para almayacaktınız da para verecektiniz. Veririz canım. Acelesi ne? Daha ortada hiçbir şey yok. Doğmamış çocuğa don biçilir mi? Hele bir işe başlayalım. Sette veririm paranızı. Sözüm söz. Set? Kuaförü de ayarlamak lazım şimdi. Aa, Sabancı'nın kızı kuaför açmış. Fakir başı yapabilir mi acaba? Ama yok. Sabancı ne anlasın fakirlikten? Bu fakirler saçlarını nerede yaptırıyorlar acaba? Ay çok zor şey vallahi fakir olmak. Abi neymiş benden konuşacağın şu mühim mesele? Ha? Sen mi söyleyeceksin ben mi tahmin edeyim? Sen bana çekim şeysi ayarlayabilir misin? Bir günlük ama. Setme. Kralını hazırlarım abi. Vallahi biliyordum. Benden kaçar mı be? Dur Suzan'a müjdeyi vereyim. Suzan! Ne var? Sütünüz mü bitti? Niye bir günlük abi? Reklam filmi mi? Yok, düz film. Kısa metraj mı? Yok, bayağı bir uzun aslında. Sen bir günlük ayarla, bakiyesine bakacağız. Anladım. Tamam. Sen seti bana bırak. Ben ayarlarım abi. Kim oynayacak peki? Necla Fidan. Biliyordum. Vallahi biliyordum. Dur Suzan da duysun. Suzan! Suzan! Suzan, Suzan ne var be? Peki erkek kim abi? Hangi erkek? Erkek oyuncu yok mu başrol olarak yani? Olmaz olur mu? Sen. Nasıl be? Yalancının? Ta anasını. Dur Suzan'a söyleyeyim dur. Suzan! Suzan! Şimdi çalışıyor, sonra söyleriz. Abi sana bir set hazırlayacağım. Sanırsın Hollywood. Filmin mevzu neydi abi? Fakir bir kızın hikayesi. Oo, gurbet kuşlarındaki gibi desene abi. Sanki fakir kız bir tek gurbet kuşlarında var. Ya hem fakiri oradaydı Suzan, adamı affetme ya. Şimdi bunlar köyden İstanbul'a geliyorlar, tamam mı abi? Bir bakkal dükkanı açıyorlar. Fakir kız nerede? Ya bakkalın yengesi. Biraz sabret ya, Allah Allah. Çok fakir. Türkan Şoray oynuyor. Filmi de benim de oyun çekiyor. Salak. Bir kere o filmin adı Gurbet Kuşları değil diye. Üstelik de Fatma Gelik oynuyordu. Şş, şoför çok pis bakıyor ya. Gurbet Kuşları 1965 yapımıdır. Cüneyt Arkın'ın ilk filmi. O filmin yönetmeni Memduh'un değil, Halit Refik'tir. Hanımefendi haklı. Senin söylediğin ya diyet yahut da düğün. O film bir üçlemedir. Lütfü Akad'ın üçlemesi. Gelin, diyet, düğün. Anlaşıldı mı? Hanımefendi, o filmin başrol oyuncusu Fatma Girik değil, Hülya Koçyiğit'tir. Erkek oyuncu da Kerem Yılmazer. Hani bakkal rolündeki. Anlaşıldı mı? Sen bunları nereden biliyorsun abi? Biliyoruz işte. Hadi gelin gelin şöyle gelin. Gidilse kadar hem konuşuruz hem de yola devam ederiz. Geçin şöyle. Ayhan Işık'ı tanır mısınız? Ah ah, Ayhan Işık'ı kim tanımaz ki? Ben sinemaya girseydim tanımayacaktınız ama. Tabii tabii. İnanmıyorsun değil mi? Estağfurullah abi. Yok yok, inanmıyorsun. Ayhan Işık ses mecmuasının yarışmasında ikinci olmuştu. Birinci kim olmuştu bilin bakalım. Sen tabii. Ben tabii ya, ben tabii. Allah rahmet eylesin, babam hacıydı, taş koydu. O taş koyunca da otomatikman Ayhan Işık birinci oldu. Öyle olunca da böyle oldu tabii. Sizin isminiz ne abi? Ferit Topaç. Ama tabii afişe uygun değil, değil mi? Belki de benim Ayhan Işık yaparlardı ismimi. Evet. Değil mi?
Ha, bu hesaba göre Ayhan Işık abimin ismi de Ferit Topaç olacak. Hayır be kardeşim ya. Nereden çıkardın? Onunki Feridun Pekmez. Çok bir şey fark etmiyormuş aslında. Niye ki? Şimdi Beyoğlu'nda Ayhan Işık sokağı var. Evet. Sizin isminiz de Ayhan Işık olacağına göre. Evet. Yine sokağın ismi Ayhan Işık sokağı olacak. Ha. Öyle mi? Evet. Öyle olur muyuz kardeşim? O zaman ben oradan nasıl Ayhan Işık gibi geçecektim? Aman abi ne yaptın? Ayhan Işık öldü biliyorsun. Biliyoruz. Abi çok pis biliyoruz dedin. Sakın güneş çarpmasından ölmedi deme. Güneş çarpmasından öldü. Ama önce beni çarptı. Tamam Topaç abi. Biz şurada durakta inelim gel. Yo ben sizi eve kadar bırakırım. Nerede oturuyorsunuz siz? Abi ne diyorsun sen ya? Taksi mi bu? Olsun. İşine gelmeyen iner kardeşim. Allah Allah. Zaten kimse de kalmamış. Abi bizim oralara giremezsin. Dar sokaklar. Sığdıramazsın bunu. Ya sığdırırım be kardeşim. Nerede oturuyorsun sen? Sığdırırız. Sığdırırız. Neydi bugün otobüste olanlar ya? Aman bir de bana manyak dersin. Gecenin bu saatinde ne bu gürültü bir baksana. Suzan, bir gel bir. Ne var, ne oluyor? O ne? Bak bakalım kardeş. Sığdırmış mıyız, sığdıramamış mıyız? Vallahi cuk oturtmuşsun abi. Biz ağzımızdan çıkan kuşmuk doza sahip çıkarız. Sığdırırız dedik mi, işte böyle sığdırırız. Vallahi ben şimdi seni çok takdir ettim abi. Nasıl? Şimdi inandın mı Ayhan Işık'ın ikinci olduğuna? He? Gel gel, yukarıda kahve içelim, evde konuşalım. Abi, otobüs kalsın, sen tek gel. Tamam. Hoş geldiniz Necla Hanım. Nasılsınız efendim? Saygılar Necla Hanım. Hoş geldiniz Necla Hanım. Bu ne güzellik. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Kerem Bey. Bunları nereye bırakayım? Kız sana kaç defa söyledim bana abla deme diye. Ne diyeceğim? Tamam geç içeriye. Odam hazır mı? Hazır mı Necla Hanım'ın odası? Necla Hanım'ın odası? Necla Hanım'ın odası yok ki abi. Selim, hani her şey hazırdı ya? Tamam abicim, kamerayı. Ben şimdi efendim, şimdilik şu tabureye oturun Necla Hanım. Ben size ayarlayacağım biraz sonra. Saçmalama. Hani nasıl konuşmuştuk Kerem Bey? Biz bize düşeni yaptık. Siz de size düşeni yapıp parayı verirseniz her şey tamam olur. Size düşen 3 tane kıçı kırık lamba mı? Yani bunun için mi istiyorsunuz 175 milyar lirayı? 3 kıçı kırık lamba olur mu hanımefendi? Bakın kamerada kiraladık. Zahmet etmişsiniz. Kiralamasaydınız, ressam çağırsaydınız ben poz verirdim. O da resmimi yapardı. Sonra kahvelerde oynatırdınız Necla ile Karagöz diye. Kimle oynuyorum? Tek başıma stand-up mı çekiyoruz? Selim var. Selim'i tanırsınız. Hayır tanımam. Bir de otobüs şoförü var aynı Ayhan Işık. Yok ya. Bakın Kerem Bey. Basın bana aptal sarışın muamelesi yapıyor ama ben asla aptal değilim. Siz sarışın değilsiniz ki. Daha sarışın olmadığımın bile farkında değiller. Düşünün artık aptal kim? Bakın Kerem Bey, bu işler odacıyla, şoförle olmaz. Hadi benim koyduğum para geri dönmesin. Ama siz para kazanmak istiyorsanız elinizi biraz cebinize atacaksınız. Abla, elbiseleri nereye koyuyoruz? Koy arabaya. Sen de arabayı çalıştır. Ben gidiyorum. Size bir hafta müddet. Yoksa başkası mı çalışır? Selim. Bu başrol oyuncusu nereden bulunur ya? O kolay abi, sen onu bana bırak. İyi, hallet yarına kadar ama. Ama başrol oyuncusuyla bitmiyor. Daha çok eksiğimiz var. Yanlı oyuncu da lazım. Sen varsın ya. Karakter oyuncusu da lazım. Ya o manyak şoför var ya, neydi onun adı? Ha şoför dedin de bir de şoför lazım, getir götür için. İşte o manyak şoför var ya. Bir de çekim arabası lazım. Ya o tek tek söyletme be oğlum, o şoför var dedik ya. Var da nerede abi ya? Onu da sen bulacaksın ya. Her işi ben mi yapacağım? Kaçak yolcumuz var. Oynaşmanın sırası değil. Biraz sonra vahşiler saldıracak otobüse. İtişip kakışacaklar. Ezerler sizi. Kıyarlar o güzelliğinizi.
Hadi, hadi. Bak, bak. Nereye kız? He? İnat etmeyin güzellerim. Siz buraya ait değilsiniz. Hadi çıkın, çıkın. Bakın, bir otobüs dolusu gökyüzü bile yetmez size. Bu ne, iki dakikada Ferit abinizi şahit ettiniz. Tamam, haklısınız. Çıkmayın, tamam. Çıkmayın, çıkmayın. Siz bu şehre de ait değilsiniz. Şimdi Ferit abiniz sizi ait olduğunuz yere götürecek. Sıkı tutunun, kemerlerinizi de bağlayın, hatta hadi bakalım. Bir yere getirdiniz. Uçun bakalım adiler. Uçun. Güle güle. E tabi. Kelebeğin ömrünün bir günlük olduğunu bilmezsiniz. Uçarsınız. Belki benim de bir günlük ömrüm kalsa ben de uçardım sizin gibi böyle neşeyle. Uçarsam diyorsam farz-ı mahal. Benim sizden neyim eksik lan? Neyim eksik ha? Ben nereden bileyim bir günlük ömrümün kalmadığını? Ben de o şehre ait değilim. Veyahut o şehir bana ait değil. Ben de uçacağım lan adiler. Benim sizden neyim eksik lan? Bekleyin geliyorum lan. Geliyorum lan. Filmde Hüso oynayacaktı ki gişeye bak sen. Hüso mu dedin abi sen ya? Evet, ne var, adını da ağzımıza desturla mı alacağız? Tamam, Hüso dedin abi sen ya. Tabii ya. Ulan ben bu Hüso'yu nasıl düşünemedim ya? Tanıyor musun? Tanımaz olur muyum abi? Az mı dayağını yedik bu Hüso'nun ya? Ne kadar yanık söylüyor adam. Oğlum tanıyor musun, tanımıyor musun onu abi, söyle. Tanıyorum ben, size ayarlarım onu ya. Ne diyorsun ya? Abi ayarlarım, Hüso üstüne kalkın gidelim. Adam düştü. Üstelik de türkünün en güzel yerinde düştü dangalak. Yardım edelim mi? Sen hemşire misin ya, bırak biz işimize bakalım. Abiciğim düşmesini bilmiyorlar, üçüncü kata çıkıyorlar. Ya düşmek bir kere bir sanattır. Ben şahsen düşseydim üstümü silkeler kalkardım. Hadi Hüso'ya yürüyelim. Öyle eli boş gidiyoruz Hüso'ya. Ayıp olmasın ya. Eli boş gitmek istemiyorsan eline vereyim. Diyeceğim, olmayacak. Ulan sen de bizi bu adamla tanıştıracaksın diye hemen yavşadın ha. Abi affedersin, şaka olaraktan şey ettim. Ya sen bizi böyle götürüyorsun, belediye sonra bir şey söylemesin. Hele şu misilim işimi bitsin, alsınlar otobüslerini garajlarına soksunlar. Ya başkomiserim, ben bir sanatçı adamım. Ne işim olur benim adam kurşunlamayla, şirket basmayla ya? Bilemem. Yani
Ben çıkar şarkımı söylerim. Olmadı film çekerim. Olmadı reklam çekerim. O da olmadı kebapçı açar galeri işletir. Ama adam kurşunlatmam. Ben bir sanatçı adamım. Mağdur şüphelilerin başında sizin isminizi vermiş. İsmim herkesin dilindeyse, Hüso ismi bir marka olmuşsa suç mudur yani? He? Siz kurşunladınız demiyorum. Azmettirmekle suçlanıyorsunuz. Burada dur, orada dur. Yani severim çoktur, suç mu? Vallahi zapt edemiyorum. O malum şahıs da tahrik etmesin peşeri. Sevenlerim tahrik oluyor. Tahrik olunca da sertlik oluyor başkomiserim. Çoğunu tanımam bile ha. Hüso'nun bizi tanıyacağından eminsin değil mi? Kaç kere söyleyeceğim be abi? O bizi bağrına basar. Halkın sanatçısıdır Hüso. Yalnız Hüso'yla samimim diye yavşayıp da beni mahcup etmeyin, tamam mı? İyi, tamam. İyi, hadi. Ya başkomiserim, bir 10 dakika daha bekle ya. Allah seni inandırsın. Benim kebapçıya 3 tane adam gelmiş, suçu üstlenmişler. Bizi aşçı başı almış, buraya getiriyor. Buraya geliyorlar. Viski içer mi? Vazife başındayız. Başka zaman. Tuvalet neredeydi? Koridorun sonunda, orada. Hele git bir rahatla, gel konuşuruz, hele. Bir 10 dakika daha beklerim. Gelmezlerse alır seni götürürüm. Başım üstüne, başım üstüne. Alo. Komiser Ala'ya gitti. La hıyar oğlum, nerede kaldı suçu üstlenecek adamlar? He? Onlar caydıysa başkalarını bulun 10 dakikaya kadar. Bana bak, iyi bir de senaryo yazın, ifadelerini iyice ezberletin ha. Bu saatten sonra mahpuslar da çürüyemem. Hüso içeride mi? Selim geldi diyiver, tilki dersen anlar. Nerede kaldın kardeşim ya? Hüso Bey 2 saattir seni bekliyor. İyi, geldim, haber ver bari. Bir senaryo işi varmış dersin. Gerek yok, siz geçin, ben telefona geldim. Ne haber? Büyük... Vay be, şimdi biz Hüso'nun yerinde miyiz? Ne haber Hüsoş? Bırak şimdi, nerede kaldınız? Kitapsız. Hiç gelmeyeceksin sandım. Hayat gailesi işte, iş güç. Onu geç, anlat hele. Bizde bir şey yok, senden haber? Hala aynı yenge mi? Gazetelerde bir şeyler okuduk. Ulan şimdi sırası mı? Mevzuğa gir. En baştan anlat. Şimdi fakir bir kız var. Ama nasıl fakir biliyor musun? Üstelik bir de oğlu var. Veremli mi sana? Gece konduda oturuyorlar. Bunların Hüsamettin Bey'le ne ilgisi var? Kız Hüso'ya aşık. Ama Hüso'nun bundan haberi yok. Dedim size, haberim yok. Hüso Bey zengin tabii, meşhur. Hem de nasıl zengin, dünya çapında. Sesi 3 oktav mı ne? Estağfurullah. Konuyu dağıtmayalım. Ya. Neyse ben, bir kötü adam var ama nasıl kötü? İtin teki, hırt. Orospu çocuğu, bir affedersiniz. Canım, kurşunlama, büro basma yok mu? Var. Ha, onu anlat. O benim işim, dur onu ben anlatayım. Bak, işte itiraf etmeye başladı, dedim size. Şimdi herif içeride oturuyor. Ben plant diye ortaya çıkıyor. Kapıya bir tekme, kapı kırılıyor. Adam durumu anlıyor tabii, silah almak için elini çekmeceye atıyor. Koşuyorum çekmeceye, bir tekme koyuyorum çekmeceye, eli sıkışıyor. Ben tabancama asılıyor. Adam etme bokunu yerim abi gibi öyle bakıyor. Dinlemiyorum, tetiğe asılıyorum. Yer misin yemez misin, yer misin yemez misin, yer misin yemez misin? Misin. Bu kadar yeter. Mesele anlaşıldı. Anlaşılan ne? Ne oluyor kardeşim? Ya, bırak oğlum ya. Ya bırak oğlum ya. He? Ha? Adalet yerini yani buldu. Ya kim sen Ya bırak abi. Buyurun, hoş geldiniz efendim. Buyurun, şöyle geçin, şöyle. Halit, oğlum misafirlerle ilgilensene. İyi, hemen bıraktılar seni. Sonunda anladı tabii herif. Komiser babacan adammış, bizim Hulusi Kentmen gibi. Ya biz niye Hulusi Kentmen'i oynatmıyoruz abi? He, filmin adında şey koyarız, Sevimli Hayalet. Öldü lan adam, rahmetli oldu oğlum. Ha, evet. Hem zaten ondan olmaz. O karakter oyuncusu, başrol oynayamaz ki abi. Niye olmasın abi ya? Bir Yavuz abi vardı, hatırlamaz mısın? Yavuz Selekman. Lan figüranlıktan yıldızdan sıçradı herif. Ya, ne güzel tarzın oynamıştı bir abi rahmetli değil mi? Niye rahmetli oluyor abi, bilip bilmeden konuşma ya? Yavuz Selekman. Kerem abi. Hadi abi. Ya bu da Hüso işine dönmesin. Yavuz abim bir tanedir ya. Gerçekten. Figüranlıktan başrola çıkmış kaç kişi vardır ki? Biz dayakçı figüranlar için bir efsanedir o. Yalnız bu Yavuz abi dediğiniz başrol için çok yaşlı değil mi? Olur mu abi? Sonunda o da bir meşhur değil mi ya? İyi hadi, çal bakalım kapıyı. Tamam abi. Vay be! Yavuz abime bak. Abi hiç değişmemişsin ya. Ambulansızdan adam çıkartamadım. Ben size dedim ya, Hüso işine dönecek bu da. Yavuz abi nasıl tanımazsın beni ya? Yavuz abim içeride, ben onun kardeşi oluyorum. Buyurun. Buyur, buyur abi. Kom. Kimmiş gelen? Benim abi. Sen kimsin?
Abi şimdi kesin tanıyacaksın. Şimdi hatırladın mı abi? Senin filmde çıta rolündeki bendim. Hani tayyareci Rıza müflondan maymun kıyafeti dikmişti. İçindeki bendim. Maymun Selim. Tilki Selim desene şuna. Hay ağzını öpeyim abi. O önceki lakabım. Senin filminden sonra maymun Selim'e çıktı namım. Tilki Selim ne zaman dediler sana? Tarkan filminden sonra mı? Çok komik. O tilki değil bir kere kurt. Tarkan setinde bana at Selim derlerdi. Ya oğlum maymun taklidi yapmana ne gerek var? Gözüm görmüyor. Biraz konuşsan tanırdım seni. Gözün mü görmüyor? Biz de sana başrol teklif edecektik. O kadar da değil. Biraz görüyor. Dalım ama çok çökmüşsün be abi. Sen öyle san. Mihrap yerinde. Sen ona bak. Kulağını aç da dinle. Tamamdır abi. Tamam. Bağırma abi. Olacağı buydu. Ulan son nefesinde bunu harcamış. Tarzan için çok manalı bir son söz söyledi. Allah hepimize böyle bir ölüm nasip eylesin. Alo Necla Hanım. Ben de sizi arayacaktım. Maalesef olumlu bir sonuç alamadık. Ha? Hüso'ya bile gittik Allah sizi inandırsın. Ama olmayınca olmuyor. Yani bu film işi yatar anlayacağınız. Böyleyken böyle. Bakın Kerem Bey, aklıma ne geldi? Biz niye bu film için ünlü birini arıyoruz ki? Benim şöhretim bu filme yeter. Şöyle diyorum, yeni birisini bulsak da bu filmde şöhret yapsak... Unutmayın, Hüso da ilk filmini çevirdiği zaman ameleydi. Şöyle sesi güzel birisi. Ha? Lan Selim, sesin güzel mi? Hallederiz abiciğim. Hallederiz de bak ulan, güzel mi değil mi? Ben, tamam. Al bir türkü söyle Necla. Karadır kaşların fermanı yaz bu güzellik be. Niye çattın kaşlarını? Sormuyorum yar suçlarını. Beyefendi, Allah rızası için susup Kerem Bey'e verir misiniz telefonu? Kerem Bey, niye acele ediyoruz ki? Nasıl olsa buluruz sesi güzel birisini. Demesi kolay. Sanki ortalık Pavarotti kaynıyor. Kırk senelik ağaç kurumuş kalmış. Bir ev burada, bir ev karşıda kalmış. Hele sorun komşular ne olmuş? Kırk senelik ağaç kurumuş kalmış. Bizim köye benzemi gelele 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 gel. Çok iyi akıl ettin ha. Hallederiz dedik mi hallederiz abi. Mustafa, yatağın başına bir sandalye koy. Bak bir şey soracağım. Şimdi ben... Oğlum niye kablolara basıyorsun? Geç arka tarafa. Rolün gelince çağıracağım lan ben seni. Bana bak, ben şimdi senaryo gereği körüm ya. Evet. Tamamen mi görmüyorum yani? Ya tabii görmüyor da... Benim çalışma fırsatım olmadı. Körleri araştırmak, incelemek falan isterdim. Selim. Lan hala kabloya basıyor bak. Selim. Gel. Selim. Dekor gerçekten güzel olmuş. Tam bir fakirhane gibi duruyor. Dekor değil bu ya, birilerinin evi. Kasiktir ya. Yani burada birileri mi yaşıyor? Ha?
enteresan. Kamerayı şu açıya koyun çocuklar. Lan bunun dünyadan haberi yok, bir de film çekecek. Çekimlere başlıyoruz Necla Hanım. Bir çek daha yazacak mısınız? Şimdi sırası mı Kerem Bey? Fakirliğe konsantre olmaya çalışıyorum. Fakirliğe konsantre olacak mı? Ver bütün paranı, Allah'ına kadar konsantre ol. Selim, Selim. Ya Selim. Ya babacığım, bir dakika ya. Otur şuraya lütfen. Şey, yum gözünüz. İşte körler böyle bir şey. Hissettin mi? Açınca görüyorum ama Selim. Yok, ben bu oyunculuğu beceremeyeceğim. Ya saçmalama, biz biliyoruz da mı oynuyoruz baba ya? Hocam. Buyur hocam, buyur. Boşa alayım hocam. Boşalmadı ki oğlum. Selim. Buyur hocam. Başlayalım yavrum. Tamam. Alo, hocayı duydunuz. Herkes yerine alsın. Selim amca, ben artık kablolara basmıyorum. Aferin, geç yerine çabuk. Selim, bir şey soracağım. Ya her şeyi de bana sorma be baba ya. Bu film işi de yalan dolanmış ha. Yok çocuk hastaymış, yok bilmem ne. Kamera! İlk dediğiyle çocuğu görüşü. Göremiyorum. Niye? Mustafa önünde dikilip duruyor çünkü. Alo. Kerem Bey, çekilsene kardeşim. Durmasan öyle şeyim gibi. Yok arkadaş, bu sinema işi nankör iş. Sen adamın hayatını kurtar, hastane masraflarını öde. Ondan sonra bir ton laf işit. Film burada mı çekiliyor abi? Hiç heveslenme aslanım. Bu filmde çiçekçi rolü yok. Nasıl abi, anlamadım? Sen bana bakma, boş ver. Dalga geçiyorum. Ben de zaten Necla Hanım'a bakıyorum abi. Bana bakarak Necla Hanım'ı bulamazsın zaten. Kimden bu osuruk ağaçları? Oral Bey'denmiş. Buyurun efendim. Mersi. Necla Hanım, elinizdeki torbayla kadra giriyorsunuz. Çocuğunuzun başını okşayıp babanızla konuşuyorsunuz. Okey. Güzel. Otur. Kim var orada? Sen misin Nala? Benim babam. Stop, stop. Olmuyor ki ama. Ne oldu hocam? Arkadaş kör değil mi? Değil hocam. Yani kör. Rol icabı kör. Evet kör. Kör, kör. Kör, rol icabı. Evet. Kör, kör ama her şeyi görür gibi bakıyor. Ne oldu Selim? Baba körsün, kör. Evet. Bakmasana sağa sola. Bakıyorum ama görmüyorum belki. Böyle şey mi olur ya? Kör gibi görünmen lazım. Sürekli sabit bir noktaya bak. Böyle. Sabit nokta, sabit nokta. Neresi? Şu ampule bak. Sürekli konuşurken falan gözünü kaydırma hiç. Hadi. O ampule bakacağım. Sürekli o ampule. Bana bak. Buyur. Bu Suzan Hanım'a gelmiş. Tamam, biraz sonra veririm hocam. Evet, baştan alıyoruz. Motor. Kim var orada, sen misin Nala Hanım? Benim baba. Yavrumun ateşi hala düşmedi. Islak bez koydum ama hala düşmedi Nalan. Ah, keşke ilaç olsaydı. Oh, neydi bu başımıza gelen? Bakkal da artık veresiyeyi kesti. Allah'tan ümit kesilmez Nalan. Necla Hanım, çocuğunuz iyice ağırlaştı. İlaç parası için patronun o iğrenç teklifini kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. Kaç yaşlar içerisinde? Başını okuyorsunuz da. Ağlayarak. Patrona, evet, o iğrenç herife gidiyorsunuz. Okey? Yavrumun durumu gittikçe kötüleşiyor. O hayvan herifin benden istediğini vermek zorundayım baba. Ne? Ne diyorsun sen? Ne lan? Geçtik. Baba, ne tarafa bakıyorsun öyle? Sana ne dedik? Ha? Ambula bak dediniz. Hangisi? Şeyime bakıyorsun öyle? He? Ambule. Selim. Şşş. Oğlum Selim. Ne oluyor ya? Kömürlüğe ışık indireceğiz. Ampul yoktu, bunu söktüm. Ya kafayı yiyeceğim. Ulan kafayı yiyeceğim, kafayı. Ya kardeşim. Ampul yoksa deliği var. Göt. Baksana yukarı. Ay çı 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 Motor. Ulan öpeceksin lan beni. Evet, hadi. Hazır. Ne? Ne diyorsun Nalan? Kestik. Selim, yavrum, bir tanem, aşkım. Tak şu ampul yerine ya. Ay bacağı nasıl çiğim ya, affedersin. Tamam, tamam. Ne ampul adamsın be? Ampule şartlandım, ne yapayım?
Bu sette bir tek oyuncu ben miyim Allah aşkına? Oh, mis gibi kokmuş burası. Çiçekler değil mi? Yok, çay. Çay yaptın da niye haber vermiyorsun kız? Demini aldı mı? Almadım. Tıpkı senin incelikten nasibini almadığın gibi. Sen beni Selim'le karıştırdın kızım. Niye karıştıracakmışım seni Selim'le? Sen Selim gibi olabilir misin? Bak bana ne kadar güzel çiçekler yollamış. Gerçi ilk defa yapıyor böyle bir inceliği ama olsun. Nereden biliyorsun Selim'in yolladığını? Bak ne yazıyor kartta. Ne yazıyor? Tohumdan böyle bir güzellik yaratan Allah en güzel vücudu sana vermiş yazıyor. O kadar. Hani ismi? İsmi olmasa ne olacak? Ondan başka kim yollayacak ki bana çiçek? Herkes. Dünyada Selim senin güzelliğini fark ettikten sonra öküzler bile anlar seni. Hop 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 hop! Selim hakkında böyle konuşturmam seni. Lafını bil de konuş. Sen de patronunla konuştuğunu bil de öyle konuş. Kov o zaman beni. Olur, Selim'i de kovayım istersen. Aa, ikiniz gül gibi geçinir gidersiniz. Ya da sen bana bir çay koy istersen. Ara verirsin, dağıtacağız. Sen patronla bir çay koy da barışalım, hadi. Film hikayesine ne boktan işmiş be. Atım atsam para. Girdim bir kere bu işe. Necla karısı da 3 kuruş koklattı, gerisini sallıyor. Ulan sen de amma lavuksun ha. Bunun için ağlanır mı? Ağlayan kim be? Asıl sen kendine bak. Gözyaşlarıma mani olamıyorum baba. Neydi Allah'ım bu başımıza gelenler? Yavrum için böyle bir şeye katlanmak zorundayım. Evladım yapma. Kıyma kendine. Allah dönümüz geçilmez. Mecburum. Mecburum buna baba. Geçtik. Of! Hayır bacağına sıçayım be. Affedersin. Oo, ulan! Ulan Selim'de biçim soğan bulmuşsun. Ulan yiyeceğim seni ulan. Selim! Selim! Ulan sen neredesin? Buyur hocam. Bana bak. Heh. Bundan sonra hangi sahne var? Bir bakayım hocam. Burası bitmiş fabrika var hocam. Tamam. Toparlanıyoruz. Tamam hocam, toparlar. Tamam. Ha. Ben merak etmiyorum. Ozan ne yapıyorsun herkesin ortasında ya? Oh, oh, oh. Ulan Selim, ayısın mayısın ama gene de ince bir tarafım var canım benim. Ulan dur, ince mince deyip adını çıkartma kızım. Bütün gün gözüm senin üstündeyken hangi ara gidip de bu inceliği yaptın anlayamadım. Sen ne demek istiyorsun, açıklar mısın lütfen? Ne yani, sen şimdi bugün benim için hiçbir şey yapmadın mı? Ya ben çişimi yapmaya fırsat bulamıyorum işten be. Kumrular, işin ortasında muhabbetinizi bozmak istemem ama Selim ne fabrikası lazımmış? Trikotaj mı ne öyle bir şey? Trikotajını yiyeyim. Nereden bulacağız? Kiralayacağız herhalde, ne bileyim. Selim yavrum. Buyur hocam. Herkes hazır mı? Hazır hocam. Önce patronun Nalan'ı kur yapma sahnesi. Tamam. Güzel, hadi. Tamam hocam. Kur yapma sahnesi Necdan. Defalı mallarımızı imha ettiğimiz makineye kaptırmış arkadaş pantolonunu. Ben de o arkadaşı sokacağım o makineye. Lan da var. Ne lan bu pantolonun hali? Şuna hale bak. Ne giydireceğiz biz bu herifin şimdi? Hepimizde kot var. Tarkan. Gel lan buraya. Çıkart kıçından o pantolonu, ver buna giysin. Bol gelmez mi ya? Konuşma lan, ne diyorsam onu yap. Tamam hocam. Hadi arkadaş pantolonu giydiyse motor. Hadi. Kız Nalan, resmen patronun sende gözü var vallahi. Gözü çıksın. Manyak mısın kız? Adamda bok gibi para var. Namus diye de bir şey var. Bundan haberiniz yok mu sizin? Önünüze dönün lütfen. Tamam. Kestik. İyi miydin? Muhteşemsiniz. Şimdi patron Nalan'a geliyor ve konuşuyorlar. Hadi bakayım. Nalan.
Asil, güzel bir kadına hiç yakışmıyor. Adın ne senin bakayım? Nala. Geçtik. Senin bu ne ya? Adam bel takke meydanda. Hocam ben bel pleni almaya çalıştım. Ya pantolonu makineye kaptırmış, idare edemez miyiz hocam? Oy, bacağını ya. Necla Hanım. Buyurun. Sizin için zor bir an. Evet. İğrendiğiniz bir adamla çocuğunuz için sevişmek zorunda kalıyorsunuz. Yalnız ben soyunmam biliyorsunuz. Merak etme, tabii soyunmayacaksınız canım. Soyunmadan mı yapacağız? Aman canım, beni şaşırtmayın Allah aşkına. Üzgün olduğunuzu unutmayın. Peki efendim. Hadi. Peki yani bey. Merhaba. Merhaba. Hazır mısınız çocuklar? Hazırız hocam. Güzel. Zor bir karar sizin için. Şimdi hafifçe dönüyorsunuz ve replik. Teklifinizi kabul ediyorum. Ama şunu bil ki pis herif, bunu yalnızca çocuğum için yapıyorum. Benim için fark etmez. Geçtik. Necla Hanım, şimdi gömleğinizden üç düğümü açıyorsunuz, kesiyorsunuz. Geçtik. Tamam efendim. Oldu, oldu. Necla Hanım, işiniz bitti, gidebilirsiniz. Bitti mi Necla? Aha, benimki bitti. Onlar küçük bir ayrıntıyı çekiyorlar. Hoşça kalın. İyi günler. Gel benimle. Tamam, gitti. Kadın hazır mı Selim? Geldi hocam. Bu ne ulan? Ya bir bunu bulabildik. Biraz esmer filan ama her yol var. Ulan resmen seyirci bu. Bunun rengini ışıkla filan açamaz mıyız ya? Hayır, rengini seçeyim. Ulan bunu çamaşır suyuna batırsan da yazlanmaz. Hocam elimizde bir bu var. İdare et kurban olayım. Otur şöyle yavrum. Gel. Hayır, bacağını seçeyim be. Selamünaleyküm. Hayrola Selim, yenge kim? Dalga geçme lan, buluncaya kadar canım çıktı. Maşallah, taş gibi karı be. Kerem. Tamam. Dünya hep bacımız olsun. Uçurumdan atılacak şey mi bu? Ha bu. Suzan da evde buna benzer bezden bir şey yapıyordu. Abicim yönetmenin sağa solu belli olmaz. Bunun için gelen alçak basınç yolda etkisi altına aldı. Aşırı yağışlar pek çok yerleşim bölgesinde hasara yol açtı. Yengeyi niye atacağız biz uçurumdan? Abi çocuk ölünce Nalan intihar edecek ya. Sikti. Lan nasıl atladık? Tüm. Lan çocuğu öldürmedik ya. Nasıl? Nasıl bu? Eve bir daha gireceğiz ha? Ben sizin yaptığınız işi yiyeyim ya. Ama baktık abicim, senaryoda öyle bir sahne yoktu ya. Kaç defa baktım abi. Ayrıca o senaryodan o sahneyi çıkartanın tam... Ya canım olmuştur bir dalgınlık ya. Hadi kalk. Hadi. Senlere neden olan yaşlar yüzünden pek çok emir kıvastı vatandaşlar. Dikkat fark edin. Değil mi? Ha? Görüyorsun. Görüyorsun yediğin boku. Ha? Nasıl atlarsın lan o sahneyi? Ha? Nasıl atlarsın o sahneyi diyorum sana. Hocam dallamanın bir... Ya bir çare buluruz. Başka yerde çekelim. Nasıl? Devamlılık diye bir şey vardır oğlum. Ya çekilin her şeyi. Çöpe atacağız. Ya da burada çekeceğiz hocam. Nasıl? Çocuk yer yatağında yatıyor. Boğularak görecek. Biraz değiştirmek lazım tabii. Mesela dedesi çocuğu açılsın diye biraz dolaştırsın. Ne? Ayakta mı ölecek çocuk? Yok, ayakta ölünür mü ya? Oturtacağız. Oturarak ölecek. Mesela nereye oturtacağız? Bir yere oturtacağız. Tuvalete. Tabii ya, tuvalet. Tuvalete oturtacağız, bel falan halledeceğiz ya. Aferin lan. Evet. Aferin lanmış. Hay aferinize sıçayım. Lan çeken de bitsin şu işareti. Hadi evladım, masaya doğru yürümeye çalış. Ulan Selim, her şey yüzüyor ulan. Hallederiz hocam. Mustafa gel ben de. Mustafa geç karşıma.
dalacağız, masayı bacağından tutacağız, sallamayacak. Tamam mı? Hazır mısın? Hadi. Hadi bir, iki, üç, baş. Hazır mıyız? Hazırız efendim. Güzel. Motor. Dede, benim kişim geldi. Tamam yavrum. Yaslan bana, gidelim. Tamam. Geçtik. Tamam mıydı hocam? Allah kabul etsin. Ötekini de çıkarın. Bu olmayacak hıyar. Lan boğulacaksın, çıksana lan. Salak. Önce tuvalete oturman lazım, tamam mı? Motor. Baba. Baba. Osman. Sabun Osman. Ne gene gör başıma. Ne gele ben canımı veririm, kadir kıymet bilene. Dön o yana, bu yana hiç bakmışsan. Pişt bu yana, dön o yana, dön bu yana hiç bakmışsan. Tamam, kes. Yavaşça başını çevirdiğinde kızı fark ediyorsun. Önce bir doğru. Ha şöyle. Bir gariplik var orada. Bir de ona doğru koş. Motor. Stop, geçtik. Aa, herif düştü aşağıya. Koşun, yardım edin ya. Lan manyak mısın? Şuraya atlayıp çömelecektin. Hanımın üstüne düşmeyeyim dedim de. Yok arkadaş, herkes sakat düşetti. Kamerayı aşağı indirin. Hazır mısınız? Hazırım. De ses nereden geldi? Nereye atacağız? Şuradan geldi galiba. Oraya doğru atıver. Şuradan mı? Aha, orası olmalı. Niye atmıyor bunlar? İyi mi hocam? Yok, aksın. Aşağı kadar da takip et. Sakın kaçırma. Geliyor. Yolda sen ulan çirin. Ah! Hocam! Ah! Ulan! Ulan salak! Ulan manyak! Kime bizi attın lan? Şurası ha? Pardon hocam, bir yerinize bir şey olmadı ya. Ay, elini sıkayım senin. Şeytan diyor, atla denize, yüzü yüze kaç. Kaç kurtul. Bu sefer olur inşallah. Doğrusu geliyor hocam. Bak. Bu ne ya? Oldu mu Kamil abi? Al bunu, köküne sok. Beklemek. Olmamış galiba. Bu sefer kesinlikle olacak abi. Şşt, manken kalmadı lan. Ben ayarlayacağım. Necla Hanım. Yolla sen lan Selim. Niye sıçayım seni? Yolla! Tamam, en güzel mankeni sona saklamış. Aferin Selim, çok iyiydi. Yaparım dersem yaparım hocam. Lan sen mi atladın? Harbi hastasın sen. Nasıl atladın oğlum? Yumdum gözümü, saldım aşağı hocam. Korktun değil mi? Bir daha hayatta yapamazsın. Ondan mı korkacağım? Bu yüksekten kuru yere atlıyorum ben be. İyi o zaman. Sırtın elbiselerini giy, atla. Benim sıram gelince söylersiniz Kamil Bey. Hadi Selin, çekelim de gidelim, başımıza bir iş gelmeden. Ne demek başımıza bir iş gelmesi canım? Bakın tanıştırayım. Hastanemizin başhekimi Doktor Semih Bey. Memnun oldum. İşiniz gücünüz var. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Ben şöyle kenardan seyrederim. Hiç öyle şey olur mu hocam? Selim, çıkar çabuk o doktor gömleğini. Doktoru Doktor Semih Bey oynayacaklar. Uyar. Çok sürpriz oldu. Niye zahmet ettiniz Kerem Bey? Estağfurullah, zahmet olur mu? Selim, çıkartsana oğlum gömleği. Var abici aynısından üstünde. Niye çıkarıyormuşum? Fakat Kerem Bey, güveninizi boşa çıkartmayacağım. Biliyorsunuz, lisede tiyatro kolundaydım. Bilmiyordum. Tabii tabii, ilkokuldayken de yedi cüceler rolünde çıkmıştım ama o sayılmaz. Lisedeki tiyatro kolu sayılıyor da sanki. Biz de Kızılay kolundaydık. Giriyor muyuz ameliyata abicim? Ah, Selim. Benim çişim geldi. Sırası mı abicim şimdi ya? Sen sırayla mı yapıyorsun abi? Senin ağzını iyi bantlayamadık galiba. İşim bitsin, götüreceğim, tamam. Gir. İçeri de geleyim mi? Bulabilir misin gözün kapalı? Çıkarabilir misin dışarı? Gireyim. Elimi yıkıyorum şurada. Bir dakika bekle de ben de çimi yapıp çıkayım. Abi nereye öyle körü körüne ya?
Ama çabuk yaptım ben, dur geliyorum. Ya neredesin be senin? Bir saattir doktor beyi bekletiyoruz. Mühim değil. Bu arada ben de konsantre oluyorum. Heyecanlanacak bir şey yok. Her zaman yaptığınız iş. Bandajı açacaksınız, o kadar. Ay, acaba beni beğenecek mi doktor? Çok heyecanlıyım doktor. Bu da kim? Babanız. Ananı. Hastalar karışmış. Selim koş, başına bir şey gelmeden Ferit abiyi bulalım. Neredesin? İki saattir seni bekliyorum ya. Niye ya? Ne oldu ki? Varan 12 otobüsünden misafirim gelecek diye beni Esenler'e göndermiştin ya. Sahi ya, ne oldu o mevzu? Ne olacak ya? Rıfat Aslan diye birisi inmedi otobüse. Herifin adını bile yazdım kaçırmayayım diye. Vay hadi, aktivizi demek. Hay be, asker olduk orada, iyi mi? Boş ver, tezkereyi almıştır işte. Başka bir mevzu var mı? Ha, yarınki gazino sahnesi için şık kıyafetler lazım, tamam mı abi? Başınızı sıktığın omzuna yaslamayı unuttunuz. Unutur muyum şekerim? Hiç aklımdan çıkmıyor. Ama ben ne yapayım? Adam da yok. Biz düşünemedik ki. Selim, bir çare bulalım. Tamam hocam. Ben şimdi arkadaşa koyuyorum bir beşlik hocam. Yetmez diyorsan bir onluk takoz daha koyarım. Çık abicim üstüne. İstersen daha da koyarım hocam. O kadar takoz kamyon tekerleğine bile konmuyor Selim. Yani takoz olacak iş değil. Yalnız hocam tekerlek mekerlek demesek alınmasın arkadaş. Bir tek kadın mı var elimizde? Selim. Emret hocam. Kadın kostümü giy, bir de peruk tak. Arkada birisiyle dans et. Hop hop hop. O arkada dans eden iki kazma kim? Ha? Hocam bunlar gazinonun paspasçısıyla bekçisi mekanı bunlar ayarladı. Bunlar kalsın hocam. Tamam. Sağ ol Selim. Hocam affedersiniz, araya giriyorum ama arkadaş dekoru yiyor. Yenmez lan bu strafor. Bir anlık heves sandım ama bu kadını bir türlü unutamıyorum. Sana kadın mı yok patron? Bu başka canlar. Teninin yumuşaklığı, kokusu aklımdan hiç çıkmıyor. Oysa şimdi o hergele şarkıcının koynunda. Vay orospu vay. Olacak su bu sesim. Ama Nayan'ı ona yar etmeyeceğim. Yapar. Buyur patron. Her ikisinin de hesabını görüver. Emredersin patron. Herifin de orospunun da işini göreceğim. Ona orospu demedim lan! Elin çok ağır lan. İp ne? Ne vuruyorsun lan ya? Manav tamam da kasap beni oynamazsam olmaz diye tutturdu. Olur mu öyle şey ya? Kabul edelim abicim. Memleketteki üç kişiden ikisi artist. Olmaz şekerim. Ben yıllarımı verdim. Bu işe zor iş buluyorum. Herkes kendi işini yapsın. Eğer kasap oynarsa kuzu şişler öğlende ondan. Aa çok iyi, o zaman oynasın, hem doğal olur. Uzak bir adım, kurun tezgahı. Sen düşürdün beni dilden dillere, başım alıp giden burada. Patron abi, kilo pürdala yapar mısın? Gel ben senin pürdalanı vereyim, onlar seni çekiyor. Yeşiller. Kıymam nerede kaldı? Hazırladıysan yeşillerde. Şimdi sırası mı hanım kıymanın? Köfte yapmak için senden izin alacağım be. Kendi hocam.
düşürdün beni dilden dillere. Buyurun. Teşekkür ederim efendim. İyi günler. Komşu, gördün mü yine başında işine gidiyor. Helal olsun Nalan kızımıza. Gençlik, ne yapıyorsun sen ya? Eti hem kesip hem konuşsana. İkisi birden olmuyor. Yok ya, artist geçinen sensin. Yap artistliğini. Tamam hocam, hallederiz. Yalnız ben sol elle kesse olur herhalde. Tamam hocam, siz çıkartın şu kolunuzu. Ya ne yapacaksan yap Allah aşkına. Motor. Vallahi helal olsun Nalan kızımıza. Kadın başına hem fabrikada çalışıp çocuğuna hem de kör babasına baktı. Gördün mü komşu? Başında yine işe gidiyor. Aa, parmaklarım. Artistlik kolay değil abi. Tamam mıydı hocam? Strafor'u iyi çırpıştırın, gerçek kar gibi dursun, tamam mı? Tamam. Lan Sıddık! He? Hazır mısın lan? Motor. Geldi strafordan kar yapmak. Benim. Verdim serüvenine straforu, sabaha kadar ufaladı durdu. Çok alemsin. Gel bakalım. Benim de sana bir sürprizim var. Hayırdır yoksa? Kaç zamandır sormuyorsun paralar ne oldu diye. Aha. Pardon Selim'cim. Bak. Hazırladım paranı. Biliyor musun? Başlangıçta seni gözüm hiç tutmamıştı. Ama artık filmin sonuna geldik. Hak ettin bu parayı. Tam 170 milyar. Bu gece rahat uyuyacağım. Ben de. Kerem yetti ama artık senin bu uyanıklığın ya. Ne uyanıklığı lan? Uyuyoruz şurada iki satır. Buraya kadar abiciğim. Maymun gözünü açtı, tamam mı? Ne diyorsun lan sen şebek? Derdin ne Selim, deli? Deliyim. Senin gibi akıllı üç kağıtçı olacağıma deli olurum. Üç kağıtçı. Lan sen benim ne üç kağıdımı gördün bugüne kadar ampul? Öbürlerini bilmem ama Suzan'ın benim üstüme örttüğü hırkayı alıp kendi üstüne örtemezsin, tamam mı? Oğlum umurumda değil benim hırka. Sen bir hırka için mi bir araba laf ettin bana? Lafını bil de konuş. En örgüt hırka bu, tamam mı? Sıçmışım hırkasına lan. Lafına dikkat et, kıracağım ağzını burnuna ha. Suzan'ın bunu kendi eliyle ördü, tamam mı? El emeği, göz nuru. Üstüne de kalp işledi. Bak, Suzan'ımı kalbi, tamam mı? Vallahi farkında değilim oğlum. Belki de Suzan örttü onu sırtıma. Lan girişeceğim şimdi dinime, imanıma. Deli etme adamı ya. Sen zaten delisin oğlum. Abicim, Suzan niye senin üstüne örtsün ki hırkayı ya? Niye örtmesin ya? Bak şimdi çağırırım Suzan'ı, sorarım, tamam mı? Eğer dediğin gibiyse ağzını burnunu kırarım, ona göre. Tamam, çağır lan. Patlamayın lan! Suzan! Suzan! Suzan'ım söyler misin şu üçkağıtçıya, bu hırkayı bunun üstüne sen mi örttün? Yo, ben senin üstüne örttüm. Ulan kesik bir lan. Dur Selim, kendine gelsene canım. Ben senin üstüne örttüm tabii. Ama yani şey, birisi de bulmuş demek ki, bunun üstüne örtmüş. Olabilir mi öyle? Olabilir tabii. Sen deli yatmaz mısın? Yatmazken de deli bu be. Tamam özür dileriz ya, affedersiniz tamam. Ulan bir boku da bensiz becerim be. Çakacak sandım. Yüreğim ağzıma geldi. Bırak ya, çakarsa çaksın, ondan mı korkacağız Allah aşkına? Öyle deme lan. Senin kıymetlimdir benim. Bırak şu aptalı ya, benim sana çok büyük bir sürprizim var gel. Üstümde bir yerde. Olursan yarısı senin. Ulan bunun neresi sürpriz? Her zaman bir şey. O değil kız. Hem onun yarısı sana yeter mi? Bana bak, hedefsizliği bırak da ne göstereceksen çıkar da göster. Olmaz. Sen bulacaksın. Ben bulacağım. Burada mı? Aha. Burada? Aa. Burada.
çıkardayım da sen karar ver. Büyük mü küçük mü? Bak. Selim! Buyur hoca. Buraya gel. Kedinin yakın planlarını alacağız. Kediyi getir. Hangi kediyi? Kara kediyi. Kara kedi? Yok kara kedi. Nasıl olmaz? Hocam olsa senden bir esirgerim ya. Yok kara kedi, Allah Allah, yok. Oğlum bu senaryo bir aydır elinizde değil mi? Gelir mi adamı? Ben o kara kedi istiyorum o kadar. Hadi kaç. Ferit abi. Bu saatte kara kediyi nasıl bulacağız abi ya? Bilmem. Çöp tenekesine mi baksak? Kediyi niye çöp tenekesine atsınlar ki? Aç, evet. Çöpü yesin diye. Evet, ya Selim. He. Biz bu karanlıkta kara kediyi nasıl göreceğiz kardeşim? He? O da var. Heh, şurada çöp tenekesi var. Gel abi. O neydi lan? Kedi. Vallahi elimizden kaçırdık abi ya. Hemen seyirtelim, yakalayalım. Dur, yakalayamazsın artık. Zaten orada duruyor olmuş olsa gözü falan parlar hayvanın. Abi ya gözü körse, ya götünü bize dönmüşse, o zaman neresi parlayacak? Kara kedi abi bu. Her türlü bokluk beklenir bundan abi. Ya Selim abi be, kafama bir şey takıldı, sorayım diyorum ama. Sor abi. Bu kedi normal kediyi mi oynayacak abi? Yani kör falan oynamayacak değil mi kedi? Niye sordun abi? Çünkü abi kedi bu. Yani böyle ne anlar lambadan, ampulden benim gibi falan bakamaz ki abi kedi ya, ampule. Ferit abi sen niye güzel kafanı böyle şeylere yoruyorsun abicim ya? Allah Allah. Abi sen hiç ördek avına çıktın mı? Ördek avına mı? He. Ha, yani ördek taklidi yapalım kedi yerine diyorsun. Kedi de ördeğe yemeğe gelsin diyorsun. He? Abi bırak Allah aşkına. Tamam. Niye abla daha iyi lan o zaman? Bir kere ördek taklidi yapayım abi. Ya bak şimdi yapıyorum. Bırak. 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 Bırak abi bırak. Miyavla. Miyavlayayım abi. Miyav. Miyav. Abi bırak, komik duruma düşürme kendini ya. Başına bir şey gelecek. Miyavlayıp durma. O ne lan? Abi söyledim sana, başına bir şey gelecek. Miyavlama dedim ya. Ben miyavlamıyorum ki. Oradan geliyorum. Ya Selim. Buyur abi. Ya duyarım ama bunu soracak kadar hiç yakın arkadaşım olmadı. Neymiş abi o? Ya Selim be. Ha. Abi bacak omuza dedikleri bu mu abi? Gel. Selim, onun orada dolanıp durma. Hırsız diye götürecekler vallahi. Kim o? Hafize Hanım teyze, benim. Bahriye Hanım'ın küçük oğlu Selim. Deli Selim. Ben Tilki Selim diyebiliyorum ama Deli Selim mi diyorlar? Canları sağ olsun. Selim, hayırdır evladım? Sabahın saat 3'ü. Hayırdır, hayır. Nasılsın Hafize Hanım teyze? Maşallah iyi gördüm seni. İyiyim çok şükür. Oh maşallah. Amcam ne yapıyor? Gitti. 2 sene oluyor. Sizlere ömür. Oh maşallah. Allah rahmet eylesin. Hafize Hanım teyze, senin bir kedi vardı. Ne yapıyor, duruyor mu? Allah razı olsun abi kadından. Ne varsa eskilerde var abiciğim. Selim abi. Buyur abi. Abi söylemiyorum diyorum ama söyleyeceğim abi. Ne oldu? Bu kedi beyaz abi. Vallahi. Abiciğim 2 tane lamba gördünüz, yönetmen kesildiniz başımıza ya. Buyur hocam, kedi. Selim oğlum, bu kedi beyaz. Ne biliyoruz? Ya sana da yaranılmıyor ya. Beyaz olsa ne olur abi? Olur mu kardeşim? Kara kedi uğursuzdur. Ya bunun uğurlu olduğu nereden belli ya? Belki kara kediden daha uğursuz. Bir deneyelim, görelim ya. Tembeli iş buyur, gör sana ne akıl öğretiyor. Ya bir de tembel demiyorlar mı adama ya? Allah Allah. Tamam, bir sigara içesiye geliyor kara kedi. Güzel yaparım. Aman da benim yaparım. Benim canım. Selim abim, vallahi senden korkulur abi be. Vallahi eskisinden güzel oldu abi.
Ama teyze kılına zarar gelmesin demişti. Abi kim demiş siyah boya kedi kılına zarar verecek diye ya? Evet. Zaten kendisi bile görse artık bu saatten sonra tanıyamaz abi. Annesi de tanımaz bunu abi. Hatta kendi kendisini bile tanımaz. Bak. Gel bak çocuk bak. Arap çocuğu. Ne ya Arap kedisi. Gel. Kestik. Selim, hani oğlum Necla Hanım'ın yağmuru? Kocam, Necla Hanım'ın yağmuru burada da hortum Necla Hanım'a kısa geldi. Mazeret mi yani? Kadın yağmur demiyor, çamur demiyor, oynuyor. Bu kadın bu muameleye layık mı? Tabii ki Necla Hanım daha uzun hortumlara layık hocam. Ama bundan daha uzun hortumumuz yok. Olsa ilk kıyak muameleyi çekeceğim Necla Hanım'a hocam. Lütfen aranızdaki meseleye beni katmayın Selim Bey. Özür dilerim Necla Hanım. Ben anlamam. Ne yaparsanız yapın, bu kadın koşarken ben o yağmuru istiyorum. Gençlik. Yanlış bir şey mi yaptım efendim? Yok Necla Hanım. Selim deniyorsun geri geldi. Motor. Yalnız yağmur efekti istediğim gibi değil. Bir de şimşek mi çaksın? Biz sorduk zamanında yağmur nasıl olsun diye. Evet Selim, şimşek çaktır. Şimşek geliyor hocam. Nasıl yapacağız lan? Al bir spot eline sal. Bir de osurayım gök gürültüsü olsun bari. Kolay çek şunu gözümün önünden. Yağmur istediğim yağmur değil ki şimşek olsun. İtfaiye çağırmak lazım aslında. O kolay hocam, sen iste. Bütün itfaiye arabaları emrinde. Siz önce enayi bir araba bulun. Arabalı sahnemiz var. Enayi arabayı ne yapacaksın hocam? Mercedes olmaz mı bak? Elin arabasını ne yapacağız oğlum? O enayi de arabasını bizim arkadaşın tamirhanesine bırakmasaydı. Yarın sabaha kadar araba bizim. Film mi çekiyorsunuz? Türk sinemasına hizmet için diyorum şef. Yangın ihbarı olmadan gelemeyiz. Yangın var o zaman anasını satayım. Adresi veriyorum. Sıddık Efendi, ben motor deyince geri geri gideceksin. Unutma, geri geri. Hazır mısın? Motor. Arabayı kullanmasını bilmiyor. Ne yapıyorsun kardeşim, ne yapıyorsun? Görmüyor musun koskoca arabayı? Biz vurmadık ki, siz vurdunuz kardeşim. Ya senin sirenin filan yok mu birader? Tamam dur çaldık. Tamam duyduk. Daha önce çalsam da biz de seni görsek olmuyor mu? Kardeşim bizi meşgul etmeyin. Yangın ihbarı aldık, oraya gitmemiz lazım. Affedersiniz. Gelmişken biraz su sıkabilir misiniz? Film çekiyoruz da. Kardeş ne oluyor? Yetişmiyor mu merdiven ya? Yok, anca buraya kadar uzuyor. Ne olacak şimdi? Bekleyecek miyiz böyle? Vallahi isterseniz bekleyelim. Ama bu saatten sonra uzamaz. Standart oluyor bu merdivenler. Kardeşim dalga mı geçiyorsun sen ya? Koskoca yangına çük kadar merdivenle mi geldiniz? Sen böyle çükü nerede gördün ki hemşerim? Pisi pisine öleceğiz be. Başlatma şimdi çüküne de merdivenine de. Sizin su aracınız yok mu? Var. Hadi nerede? Neredeyse gelip bekleyebilir misiniz? Ya gel sen bekle, İbne'ye bak be. Ne yapacağız şimdi? Kaldık alevlerin ortasında. Allah ister bekle ister atla. Karar senin. Ben zorlamış olmayayım. Allah Allah. Ne memleket ya kardeşim. Selim kes tat havayı. Şimşek hala bir boka benzemiyor. Harikasın Selim, devam et. Aslan oğlum. Hazırsak başlıyoruz. Hazırım efendim. Evet, motor. Gitti. Gitti. Gitti dağ gibi Osman'ım. Gitti. Tutmayın beni. Ben öleyim. Ağlasın. İyiyim oğlum. Gitti. Osman'ım. Kardeşim orada. Ne yapıyorsun burada? Ederim siz. Ne oluyorsunuz be? Asıl size ne oluyor hanımefendi? Bir de televizyoncuları çağırmışlar. Olacak şey değil. Selim, ne oluyor ya? Kardeşim, ne yapıyorsunuz annemin mezarında? Ne yapıyorsunuz? Film çeviriyoruz.
Ne filmi? Necla Hanım'ı tanımadınız mı? 70'lerin ünlü sinema yıldızı. 70'lerin ünlü... Ben 70'lerde nasıl tanıyabilirim? O zamanlardan çocuktum ben. Yalana bak. Neredeyse anam yaşındasın kart karı. Kart karı? Terbiyesiz. İğrenç terbiyesiz. Bak kardeşim, annemizin mezarında öyle film bilim istemeyiz, tamam mı? Niye be abi? Hem reklam olur. Öyle değil mi hocam? Sen de bir şey söylesene ya. Beni karıştırmayın. Tamam beyefendi. Film falan çekmiyorsunuz. Tasınızı, tarağınızı toplayıp çekip gidin buradan. Yedik mi mezarını be abla? Yok, bir de yeseydiniz lan annemin mezarını. Yamyamlar! Sen kime yamyam diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Şişeyi bakayım. Şişekli miyim lan benim mezarlıktan? Ya bırakın. Başka mezar yerim yok. Yürüyün. Başka mezar da çekeriz. Sana bir tane megafon ayarladım. Ne yapacağım megafonu? Ya ne güzel işte, bağırmadan bağıracaksın abi. Bir eksiğimiz megafon mu kaldı? Ya bir kenarda dursun, lazım olur. Sanki Ben Hur çekiyoruz. Git sok onu bir tarafa. Buna da ne yapsak yaranamıyoruz ha. Cins lan herif, sırf cins vallahi. Ne diyorsun lan sen? Sana demedim abi, kameramana diyorum. Cinsin teki ya. Burada planımız kaldı mı? Görün, bir tane planı var. İyi, al ampulü. Herifin tepesinde salla da çekip gidelim şunu. Tamam. Hey! Lafını ezberledin mi sen? Ne diyecekmişsin? Bu benim Mesut günüm. Ya da Mesut bugün benim günüm gibi. Öyle bir şey yok. İyi. Söyle lafını. En Mesut bugün benim günüm Mesut. İlk söylediğin daha doğruydu. Unutma onu. Hey, oradakiler. Ana, ne oluyor lan? Etrafınız sarıldı. Silahlarınızı atın. Ellerinizi başınızın üstüne koyaraktan hafifçe yere atın. Ne lan? Ulan deli senin. Megafonla oynama sırası mı? Ben buradayım hocam. Körün ampulünü tutuyorum. Bu manyaklar kim o zaman? Hocam ben buradan görüyorum. Bunlar harbi polis. Bu size son ihtarım. Teslim olmazsanız ateş edeceğiz. Verdiğimiz süre doldu. Ateş açıyoruz. Ne demiştik ulan bunlar? Ne yapacağız? Hocam önce siper alalım. Bunların sağa solu belli olmaz. Bakarsın ateş ederler. Siper aldık. Şimdi ne olacak? Herhalde bir açıklama yaparlar hocam. Onların keyfini mi bekleyeceğiz ulan? Selim, deminki megafonu getirsene sen bana bakayım. Sana söyledik değil mi? Bir kenarda dursun, lazım olur diye. Şimdi konursa bu. Ne dedin lan? Megafon hazır hocam, az sonra. İyi, hadi. Kamil Keserci ben. Yönetmen prodüktör. Kenan Kelleci. Komiser. Başkomiser. Memnun oldum. Ne istiyorsunuz? Hırsızlık amaçlı çete oluşturmaktan sizi tutukluyoruz. Yani komiserim, siz de biraz lafınıza dikkat edin. Hırsız falan ayıp oluyor ama. Ya ne diyeceğiz kardeşim? Siz de çalmasaydınız belediyenin koskocaman otobüsünü ya. Hocam ben mevzuyu anladım. Şu megafonu ver hele. Komiserim selamun aleyküm. Selim ben, Tilki Selim. Aynı zamanda figüranlık yapıyorum. Bu filmde de hissem var komiserim. Kardeşim bana masal anlatmayın, hikaye anlatmayın ya. Teslim oluyor musunuz, olmuyor musunuz? Onu söyleyin. Komiserim sinirlenme. Senin memleket neresi bir de hele. Ulan memleket neresi sorusuna bu kadar kızılır mı? Kesin Çorumlu bu. Komiserim. O bahsettiğiniz otobüs Beşiktaş Bebek Seferi yapan otobüsse 20 yıldır o otobüsü ben kullanıyorum başkomiserim. O otobüs benim otobüsüm. Bu hırsızlık lafı da biraz ağır kaçtı başkomiserim. Darıldım, alındım, kalbim kırıldı başkomiserim yani. Mesele anlaşıldı komiserim. Gelin alın hırsızı. Ben hırsız değilim ki Selim. Selim, böyle olmuyor ama. Olmayan ne abicim, almıyoruz bu paranızı. Kaç haftadır bekliyoruz hatırın için ama bir yere kadar. Bana tıkır tıkır veriyor paraları, sen karışma dedi. Biz seni tanırız Selim. Tamam baba, bana biraz müsaade et, şimdi geliyorum. Suzan! Suzan!
Haydi bir dakika bak. Çektim lan. Selim. Selim bir dakika. Selim dur. Selim. Yanlış anladın Selim. Doğrusu neresi lan bunu? Söyle oradan. Bildiğin gibi değil Selim. Bir dakika bekle. Sus konuşma. Tamam tamam vur. Vur ama dinle demişler. Selim bak bir şey kaçtı da onu çıkarıyordu Kerem gözüme. Selim. Nasıl bakacağız onun yüzüne? Yahu bakmayıveririz şeytan görsün yüzünü. Selim neredesin sen? Siktir lan. Göt. Kızım ben şu çekimi bozdurayım ondan sonra ver elini Paris'e ya da nereye istersen. Ya film? Komşum filmine. Biz kendimiz film olmuşuz be. Selim evladım daha uzarmış. O kadar kibar olmanıza gerek yok hocam. Ayrıca az önce sarf ettiğim söz için de özür dilerim sizden. Aşk olsun. Her zaman kibar olmadın mı ben sana? Çeneni boşuna yorma hocam. Hazır olunca ben sana haber veririm. Peki daha hazır değil mi? Affedersiniz ama bu kadar barut çok değil mi? Ya ben sana haber vereceğim kardeşim ya. Tamam Selim. Tamam evladım. Sinirlenme. Selim çok koymadın mı hakikaten? Ne kadar koyacağıma burada bari ben karar vereyim. Herkes bünyeci oldu lan başımıza. Tamam evladım tamam. Bu da senin sanatın. Tamam. Tamam hocam sen bir çorba içesiye ben hazır olursan haber veririm. Çek karşılıksız çıktı. Necla karısı burada mı? Necla Hanım ne oluyor böyle? Ne oluyor Kerem Bey? Çekin karşılığı yok. İmkansız. Emin misiniz? Ben Oral'ı arar sorarım. Oral kim ya? Beraber olduğu adam. Asıl parayı veren o. Cebi kapalı. Ben size yarın haber veririm. Ne yapalım? Sevgiler şimdi aldığımız habere göre... Bakan olmayı bekleyen iş adamı devlet vekili Oral Semerci, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yeşil Manda adı verilen bir operasyonla yakalanan Semerci'nin dokunulmazlığı kaldırılmadan gözaltına alınması tepki topladı. Sızan bilgilere göre Oral Semerci'nin ihaleye fesat karıştırmanın yanı sıra filmcilik de dahil olmak üzere bazı sektörlere para yatırarak para para aklamakta olduğu anlaşıldı. Anlaşıldı mı Kerem Bey? Bu son sahnemi sayılır Selim'ciğim. Her şey tamam değil mi? Tamamdır hocam. Yalnız bir ricam var. Hakkındır. Söyle yavrum. Tetiğe Suzan bassın hocam. Deli bu adam. Bu adam kendini vurdurtacak bana hocam. Hazırsanız başlayalım. 3, 2, 1 Oto. Arkadaşlar bir açıklama yapmak zorundayım. Ne yazık ki film bitti. Kamil abi film tamam mıdır, olmuş mudur? Ben şimdi artist miyim Kamil abi? Bu film hangi sinemada gösterilecek Kamil abi? Hiçbir sinemada oğlum. Ne? Hiçbir sinemada. Beğendiğim mankeni koyayım karşına. Efendim, Necla Fidan Hanım geldi. Ben sizin gücünüzün farkındayım Halim Bey. Benim dediğim hani film biraz daha düzeyli, biraz daha sanatsal şekilde. Ne sanatı Taner'cim? Gişe yapacak bir filmden söz ediyoruz burada. Bir dakika. Alo? Evet? Ne? Ratingi 3, izlenme oranı 1 mi?
Üçe bir yani. Kaldırın. Bu herif bizim filmi alır mı dersiniz? İşine yarayacaksa röntgen filmi bile alır. Ne demek alırmayım? Ben oynamışım filmde. Benim gibi iki yıldız daha olsa. Böyle o zaman yıldız savaşları diye elimizi öpene satarız. Eski Cemal Sunal koyun yerine. Ne diyorduk Taner'cim? Ben inanmadığım bir projede oynamak istedim. Benim projeme inanmıyor musun? Çarpılırsın Taner. Sinemada adını anan olmaz. Peki sen kaç paraya inanırsın onu söyle. Sorun para da değil. Benim için önemli olan içerik. Aman be kardeşim. Sen de tutturmuşsun bir içerik. Pekala. Biz de filme senin yerine başka bir adam koyar. Galada da senin için bir kadeh içerik. Ben o zaman izninizi isteyeyim. Güle güle Taner. Güle güle. Ama aklını başına topla. Merhaba Haldun'cum. Efendim, Kanal E müdürü telefonda. Sonra arasın kızım. Buyurun. Haldun Bey, siz beni hatırlamadınız galiba. Hatırladım Necla Hanım. Ama siz de takdir edersiniz ki henüz hatıralarımı yazacak kadar vaktim yok. İş konuşalım. Biz bir filme başladık da. Biliyorum, Kamil Bey telefonda anlattı. Ben ayrıntıları öğrendim. Evet beyefendi. Filmin esas sahibi Kerem Bey'le Necla Hanım. Efendim, telefon. Ha, ver kızım. Alo. Ha, bir dakika beyefendi. Bakın, para vermem. Çünkü etmez. Ancak filmin masraflarını karşılar, sizi bu bataktan kurtarırım. Maksat emeğe yazık olmasın. Sekreterde anlaşma var. Kabul ederseniz imzalarsınız. Çekilmiş negatifleri de bırakırsınız. İş biter. Yok, kabul etmezseniz güle güle. Evet. Tabii, tabii. O kanalla ilgileniyoruz. Ne yapacağız? Kabul edeceğiz tabii. Reklam hiç olmazsa film vizyona girsin. Siz ne diyorsunuz Kerem Bey? Benim çıkarım. Çıkarın mı? Seçiciler yakanı bırakacak. Daha ne istiyorsun? Tabii beyefendi, tabii. Görüşürüz, görüşürüz. Güle güle. Al kızım. Kabul ediyoruz Haldun'cum. Efendim, İçişleri Bakanı A Stüdyosu'nda konuk olarak bulunuyor. Karşılamak isterim demiştiniz. Tabii, hemen geliyorum. Tamam mı? Siz anlaşmayı imzalayın. Filmleri de getirin. Ben gerisini hallederim. Memnun olduğum, hoşça kalın. Görüşürüz Haldun'cum. Bunların getirdiği filme bir bakın. Neresine ne yapabilirsiniz? İyice bir ayarlayın. Emredersin efendim. 10 gün yıllık burada efendim. Oo, 10 gün hoş geldin. Çok talihli çocuksun. Tam sana göre bir film var. Okey abi. Şunu sokun filmin bir yerine. Çok müşterisi var bu şeri. Tamam efendim. Valla. Mehmet oğlu film Topaz. Mahkemeye. Bir var. Ferit Topaç. Benim efendim. Belediye otobüsünü kaçırmışsın. Yıllar önce kaçırdığım bir otobüse binmek için bu otobüsü ödünç aldım hakim bey. Ne diyor bu avukat bey? Efendim, dosyada ayrıntılı raporu var. Ruhi bunalım geçirmiş. Daha önceden de bir raporu var. Tahammüden işlenen bir suç değil, bilinçli bir eylem değil. Yattığı bir aylık süre göz önüne alınarak... Anlaşıldı, anlaşıldı. Delillerin toplanması ve tutuksuz yargılanması için sanığın tahliyesine karar verilmiştir. Sayende işlerim çok açıldı sevgilim. Konser konser üstüne. Boyuna kaset teklifi alıyorum. Nasıl oldu? Tamam mı Cüneyt? İyi. Kolay gelsin Cüneyt Bey. Afişler basıldı. Bu gece bütün İstanbul'un duvarları bunlarla süsleniyor. Anay! Caşan abi! Artist kimi çıkmışım ya? Evet öyle. Film ne zaman vizyona giriyor? Pek yakında 70 sinemada girdi. Dublaj nasıl gidiyor? Aslına bakarsanız 1-2 günlük işte. Bu delikanlının ağzını uydurmak zor. Lan Mithat, ben sana benim şu İtalyan manita olayını anlatmış mıydım? Si, sinyor. Tamam, uzatma. Bir kibrit ver şuradan. Mekanı komple ayna kaplattık. Hiç hayırlı olsun demiyorsun si, Kerem abi. Hayırlı olsun. Geldim ben patron. Geç kaldım be Suzan. Yerine bir Rus aldık, işler bir açıldı ki sorma. Orus bu mu? Orus bu. Buyurun, ben Necla Fidan. Kızım, böyle telefona mı bakılır? Nesin sen, şirket mi? Aa! Oruş! Başlarım senin Oruş'una. Çıktın mı? Nasıl çıktın? Maymuncukla. Kaçtın mı? Ne kaçacağım kızım? Parayı gösterdin mi herkes maymuna dönüyor anında. Çarşambaya galaya gelirsin. Çarşambaya mı? Olmaz.
Çarşambaya Haldun Bey'in galasına sözüm var. Aynı film mi? Sen içeriye düşünce. Ben parasız kaldım tabii. Mecburen Haldun Bey'e sattık filmi. Kimle geleceksin? Bizim kızla. Şey canım, yanlış anlama. Yani kendi kızımla. Hayırdır? Hesap mı vereceğiz lan? Sen benimle böyle konuşmazsın Oroş. Canım hani malum meseleden sonra bütün malları karının üstüne yaptırdık ya. Hani aileyle iyi geçinmek lazım hesabı. Ne zaman görüşeceğiz peki? Ha, iyi ki hatırladım. Artık görüşmesek iyi olur. Bu şey mi demek? Anladın işte be. Evi boşalt acele tarafından. Tekneyi de sakın bir daha uğrama. Porsche'u da garaja bırak. Nasıl? Yanlış anlama kızım. Bütün malları incelemeye aldılar ya. Neyse şimdi kapatmam lazım. Peki. Görüşmesek de olur. Her şeye rağmen güzeldi Oroş. Bana Oroş deme. Ulan ne dersen de. Hadi Allah'a emanet ol. Oroş? Oroş bu çocuğa! Sen de çok şımartmışsın o kadına. Ev biraz küçük ama lükstür, tam sana göre. Hele tekneyi bir gör, bayılacaksın. Sen bir tanesin Oroş. Pardon. Sen bana Oroş diyebilirsin. Sen başkasın. Sen başkasın. Bambaşkasın. Başkasın. Benim için bir tek sen kaldın be Ferit. Senin içinse artık ben olmayacağım. Sen bu satırları okurken ben çok uzaklarda olacağım. Hepinize tepeden bakacağım. Senin belediyede ahbapların vardır. Cenazem ortada kalmasın. Hayatın boyunca gözünü ışıktan ayırma. O ışık sana yol göstersin. Yolunu, ruhunu aydınlatsın. Hakkını helal et. Geçermiş gözünün önünden. Benim şu an o film şeridi bile geçmiyorsunuz lan, inanır mısın? Ben bir bok çekemem çocuğum. Kandırmayalım birbirimizi. Gerek görmeyeceksin abi. Ya sen onu bırak da şuraya bak. Ölmeyeyim de ne yapayım Suzan? Son enerjimi verdiğim bir film çektim. Daha vizyona gireceğim bile belli değil. Öleyim daha iyi. Ben de yedim. Şu anda abişin tam üstünde duruyorsun abi. İnanmazsan iyice bak. Allah. Gördünüz mü lan beni? Dedim o. Vallahi. Kıytırık bir afiş işte. Kıydırık olur mu abi? Bizim filmimizin afişi. Ya bu daha bizim filmimiz olup olmadığı bile belli değil ki. Nasıl belli değil abicim? Resmi görmüyor musun? Aynı ben. Evet, andırıyor vallahi. Nasıl andırıyor ya? Düşerken gördüm diyorum size. Burnumun ucundaydı böyle. O da Sıddık işte. Peki bu Hürke Hürkan kim ya? Ya bizim filmin adı Gittiği Yere Kadar değil mi? Bunun adı bile başka. Biraz değiştirmiş olabilirler. Bak benim kafamı da kocaman çizmişler. Ama olsun, o benim. Benim o. Ulan Hıyar'a, film reisöründür.
Bunda yazıyor mu? Bu bir Kamil Keserci filmidir diye. Bunda hiçbir rejisörün adı yazmıyor. Çekemez kimse seni yazıyor. Neyse, seyredince anlarız. Ben nerede görsem tanırım şeyimi. Yani üslubumu. Aman da yarabbim. Aman da kimin kızıymış yarabbim. Şu güzelliğe bak hocam. Şu güzelliğe. Bunlar da insan gibi. Sevgi istiyor. Haklısın Ferit. İnsan gibi sevgi istiyor. Ey koca Ferit. Ben öpeyim seni. Aç canım bir tane. Ya şu halıya basmasaydık abi kızarlar mızarlar. Kim kızıyormuş? İçeri mi ulan bu halıya? Ya şurada böyle durmayalım. Giriyor muyuz, girmiyor muyuz? Hadi. Alırlar mı bizi içeri? Niye almasınlar? Bizim filmimiz bu ya. Tabii abi. Biz bu filmin artistleri değil miyiz? Eşek gibi alacaklar. Biz de bu vatanın evladıyız. Ben buranın bir yan girişini biliyorum. Gelin siz oradan sonra. Gel hocam, gel hocam. Oral Beyciğim, geldiğinize çok sevindim. Rica ederim Aydıncığım. Sen çağırırsın da ben gelmem mi? Hanımefendi. Hakkınızda açılan soruşturma ne aşamada? Oldu mu ya şimdi çocuklar? Böyle bir sorunun sırası mı yani? Biz burada sanat için bulunuyoruz. Sanata siyaseti karıştırmayın lütfen. Bırak sorsun Aydıncığım, bırak sorsun. Olay mahkemeye intikal ettiği için benim açıklamam yapışır. Oğlum bana bir şarap getirir misin? Efendim boşta topluyorum. Rica etsem bardan alır mısınız? Bana baksana sen. Ben bu filmin yıldızıyım. Ben hatırladım sizi. Necla. Necla. Necla'nın hazır değil mi? Affedersiniz. Pardon, pardon. Özür dilerim pardon. Çıkın hastaneden. Selim. Selim. Burası boş mu acaba? Tabii. Teşekkür ederim. Sıdık, ya ben Sıdık değilim, ben Hürkan'ım ya. Sıdık, Sıdık baksana ulan, Sıdık. Ulan daha adını bile bilmiyorsun Allahsız. Ne çabuk unuttun bizi be. Ya ben böyle biri değilim. Haldun abi yasak etmişti. Haldun abi demişti köyden babay gelse, babay onunla da konuşmayacaksan. O boyumuz ona çıkacak, seni suçlayacak. Ulan sen de telefonaya çıkacaksan, cevap vereceksen. Artist olmak kolay değildir, olmuşum işte, bırak beni. Bu abi bu dış yakamdan artık ne olur. Sevgili izleyiciler, görüyorum ki karşımda kalbur üstü bir seyirci kitlesi var. Biz de bu film var ya, film esasında benim filmim. Gülecek bir şey yok, seyredince anlayacaksınız. Her karesinde emeğim var benim bu filmim. Artık biz susalım, film kendini anlar. Sabunu koydum ne gene gör başıma ne gele sabunu koydum ne gene gör başıma ne gele ben canımı veririm kadir kıymet bilene ben canımı veririm kadir kıymet bilene dine narinen her narin. Olmuyor Eşref, olmuyor. Senin devrin bitti artık. Niye? Bu gazinoyu tıklım tıklım ben doldurmuyor muydum? O şaşalı günler geride kaldı. Bak kimse seni dinlemiyor artık. Bu gazinoyu yine tıklım tıklım dolduracağım. İçimde bir his var. Bak dün kimse yoktu ama şimdi bir kişi var. O bir kişi dediğin senin yerine sahneye çıkacak çocuk. Öyle mi? Öyle. Yani yeni şarkıcı bu mu? Şarkıcı değil, stand-upçı. O da ne? Ben de tam olarak bilmiyorum ama şimdi öyle diyorlar, stand-up. Çok komik. Ya halk da öyle söylüyor canım, çok komik. Öyle mi? Ben şimdi gidiyorum. Ama dönüşüm muhteşem olacak. Kim var orada? Sen misin Nala? Benim baba. Yavrumun durumu nasıl? Islak bez koydum ama hala ateşi düşmedi Nala. Ah keşke ilaç olsaydı. Nalan, patronun sende gözü var, gözü çıksın. Böyle ağır bir iş sizin gibi güzel bir kadına hiç yakışmıyor. Adın ne senin bakayım? Nalan. Nalan, ne güzel bir isim. Aynı sizin gibi. Beni rahat bırakır mısınız lütfen? İşimle ilgilenmek istiyorum. Evet, sizi rahat bırakacağım ama şimdi hiç. Teşekkür ederim efendim, iyi günler. Gördün mü komşu, başı yine önde. İşe gidiyor. Helal olsun Nalan kızımıza. Kadın başına hem fabrikada çalışıp çocuğuna hem de kör babasına baktı.
Namusuna helal getirmedi. Kocası öldüğünden beri. Çok da güler yüzlü kız. Allah'ım yardımcı ol ya Rabbim. Yardımcı ol. Çok hoşuma gidiyorsunuz Nalan Hanım. Eğer benimle birlikte olursanız çocuğunuz kurtulabilir. Ben çocuğum için yaşadığım kadar namusum için de yaşarım. Alçak! Yarın bu kadını derhal kovuyorum patron. Hayır. Zor kadınları severim. Ya. Gittikçe kötüleşiyor. O hayvan herifin benden istediğini vermek zorundayım. Ne? Ne? Ne diyorsun sen Nalan? Göreceksin bak. Sen de çok memnun kalacaksın. Peki. Teklifinizi kabul ediyorum. Ama şunu bil ki pis herif bunu yalnızca çocuğum için yapıyor. Benim için fark etmez. İstediğin oldu. Hadi ver artık yavrumun ilaç parasını. Ne ilaç parası? Bu yaptığımız sana da ilaç gibi gelmedi mi güzelim? Ne? Neler saçmalıyorsun sen? Hani söz vermiştin? Verdiğim sözleri tutsaydım patron olamazdım ben. Hayvansın sen! Hayvan! Benim işim fark etmez. Bu yaptığımız sana da ilaç gibi gelmedi mi güzelim? Osman, oğlum, evladım. Cevap ver Osman. Bitti mi oğlum? Ha? Osman. Osman. Ah. Ölme oğlum Osman. Baba. Osman. Osman. Baba. Osman. Osman. Yoksa. Yoksa. Biricik torunumuzu kaybettik kızım. Osman. Siz yaşamak artık haram bana. Sabuni koydum ne gene gör başıma ne gele ben. Yanına geliyorum Osman'ım. Cennette buluşuruz artık. Aman Allah'ım bu kadının niyeti sakın. Bekle beni. Durunuz hanımefendi. Neredeyim ben? Ah nihayet kendinize geldiniz demek ki. Siz kimsiniz? Burası neresi? Neresi burası? Merak etmeyin. Korkacak bir şey yok. Beni tanımıyor musunuz? Ben Eşref Bülbül'üm. Eşref Bülbül mü? Eşref Bülbül. Şu meşhur şarkıcı Eşref Bülbül. İnanamıyorum. Bir zamanlar öyleydi. Neyse geçelim şimdi bunları. Acıkmışsınızdır. İçelim. İçelim. Yavrumu ziyaret etmek istiyorum. Yollar şimdi kapalı. Yollar açılsın da gidelim, gidelim. Kusura bakmayın. Dertlerimle sizi de üzdüm. Hiç olur mu canım? Sizin derdiniz benim de derdim. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp giden gurbet ellere. Ne sen beni unut ne de ben seni. Ağzına sağlık Eşref. Patlayacak bu plaklar. İnşallah. Araba çağırayım bu yağmurda çıkma. Yok beni bekleyen biri var. Bak sen kim bu talihli kadın? Yanılıyorsun. Talihli olan benim. Yağmurdan sırılsıklam olmuşsun canım. Bunlar, meleklerin gözyaşları sevgilim. Yağmur nasıl ama? Bildiğin yağmur kardeşim, yazsana filmine. Bildiğin yağmur olur mu ya? Kolay yağmıyor bu yağmur. Kader nasıl da çıkardı seni karşıma. Adeta talihim döndü sanki. Korkma, bundan böyle ben varım yanında. Çok mutluyum.
Eşref. Ha, Eşref, çok mutluyum. Kadere birlikte meydan okuyacağız. Şans bizden yana. Korkma, korkma. Ben geri giderim. Bu kedi var ya, harbiden uğursuz ha. Sinemada bu kadar konuşulmaz ki. Yanlış hatırlamıyorsam siz beni kovmuştunuz. Seni kovmak senin gibi bir zavallının haddine mi düşmüş? Herifin de orospunun da işini göreceğim. Orospu orospu dövmedin lan! Babanın gözlerini açtıracağım. İyiliklerinle beni sürekli gebe bırakıyorsun. Buna tahammül edemem. Artık gidiyorum. Size güveniyoruz doktor bey. Allah'ım, benim Hendrik mi acaba? Bu da kim? Babanız. Babanı bıçak altına yatırmışken bir de estetik ameliyat yaptıralım dedik. Sağ olasın canım. Yepyeni olmuş. Bizim çekip ilave ettiğimiz sahneler ne zaman girecek? Şimdi girecek efendim. Tıpkı Titanic gibi olur. Gelin hanım. Buyurun. Patron sizi bekliyor. Dostlar. Bir dakika beni dinleyin. Size bir açıklama yapacağım. Ben... Bu iki gence çok eziyet ettim. Huzurlarınızda kendilerinden özür diliyorum. Ha, ayrıca beni kırmayıp düğünlerini teknemde yaptıkları için de kendilerine teşekkür ediyorum. Müzik lütfen. Aşkın yoluna bak neymiş, göreceksiniz siz. İntikamım çok acı olacak. Bana bir tekneye mal olacak ama olsun, canım sağ olsun. Can Bey, nasıl buldunuz filmi? Vallahi ben çok beğenmedim. Çok bildik bir konu, çok demode. Ayrıca oyuncular da pek iyi değil. Yani üslupsuz bir film olmuş. Ellerine sağlık. Ben çok beğendim. Eğer seyirciler de beğendiyse bu iş bitmiştir. Hoşça kalın çocuklar. Evet, tabii ki de. Yani aldım benim kadronun sanatçısıyım artık. Elbette ki projelerimi bundan sonra aldım böyle gerçekleştireceğim. Selim yavrum, nasılsın? Teşekkür ederim Kamil abi. Nasıl çekmişler filmimizi ama? Siktiret filmi. Sen nasılsın? Ben iyiyim abi. Koltukta yedeklerini kastediyorsan üç kere kalmaz atarım. Hemen alın. Bir iş yapıyorsan beni de say abi. Nasılsın Selim? Size ne Suzan Hanım? Sizi ne ilgilendiriyor? Selim küslüğün ne lüzumu var ya? İlişkiler başlar biter biraz olgun ol. Olgunluğu senden mi öğreneceğim? Lan Selim. Olur mu hiç ya? Bizim gibi sanatçılara yakışır mı Selim? Başlayacağım sanatçıyla. Bir çarparım sana. Hadi yürü dışarıda konuşalım. Babam nerede? Necla abla, görürsen Bülent Hanım ne kadar çok beğenmişti değil mi? Gördüm Sıddık'cığım. Sen de teyzeyden onları beğenmemeye başla. Öyle mi? Niye ki ne?
Sonra bu seni beğenenleri çok ararsın. Elma şekeri gibidir bunlar. Dışı tatlı, içi kof. Yalarsın ağzında buruk bir tat kalır. Elinde de kuru bir sap. Değil mi? Niye ki ne? Çünkü günün her saatinde yeni bir şeker çıkar. Ama sen nasılsın şekerim diyen hiç kimse çıkmaz. Görürsün. Nerede lan bu kurma lan? Kim kuruyor lan? Ulan! Kurma! Amma film yapmış abi, helal olsun. Ne yapıyoruz şimdi? Benim fena dilçesim var arkadaş. İyi tamam, ben nöbetçimi meyhane biliyorum. Hadi içkiler benden, buyurun. Ayrıca müthiş bir program var. İyiymiş o. Benim sana itimadım yok arkadaş. Ben senin filminde oynamam. Benim işin iyi de senin. Antalya'dan orada kalmayacak. Sen burada pazarlayacak, nasıl? Daha anlarız lan ticarette. Aman anlayanlar çok iyi yapıyor sanki. Biz müthiş yapıyoruz. Onlar için o kadar kolay. Eski bir yıldız. Benim gibi. Sinemadaki keyfi.